Meydanını sunuyor. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. 2014 yılının son el meydanıyla yine bir salı akşamında sizlerin karşısındayız. Bu akşamki konuğumuz Meclis Başkanımız ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sibel Sibel olacak. Kendisi şu anda stüdyomuzda. Sayın Sibel, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Yılın bu son er meydanında bizlere konuk olduğunuz için izleyicilerimizin önünde bir kez daha sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım güzel bir program olur izleyicilerimiz için de. Ben de aynı ümidi taşıyorum. Müsaade ederseniz eğer iki küçük notumuz var, onları izleyicilerimizle paylaşalım ve sohbetimize tabii başlayalım. Sevgili izleyiciler, izleyenler bilir, geçtiğimiz hafta Sayın Başbakanımızı konuk etmiştik burada, Sayın Özkan Yorgancıoğlu'nu ve bu hafta da Meclis Başkanımızı Sayın Sibel Sibel'i konuk edeceğimizi anons etmiştik. Önümüzdeki hafta için de Cumhurbaşkanımız Sayın Derviş Eroğlu'na bir davetle bulunduk. O program içinde temaslarımız devam ediyor. Aldığımız cevap ne kadar erken olursa en uygun zamanda onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağız ve önümüzdeki haftaki program tanıtımımızı da sizlere duyurmaya çalışacağız. Bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelecek olan cevabı. Bir ikincisi de hep konuşuluyor, işte programlarda çok eleştiriler oluyor, hep kötü şeylerden bahsediliyor. Doğru, çünkü fazla güzel şey olmuyor memlekette. Güzel olanları öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bir tebrik var, göndermek istediğim bir tebrik var, etmek istediğim. O da Ulaştırma Bakanımız Sayın Hasan Taço'ya. Çok olmadı kendisi göreve geleli ama bu kısa süre içerisinde. Birincisi, bildiğiniz gibi bir gemi battı Esentepe kıyılarında. O geminin batışındaki krizi iyi yönettiği için kimsenin başına bir şey gelmeden bilindik. Kimsenin başına bir şey gelmeden gelenleri sağ salim yolcu ettiği için. Onun hemen ardından biliyorsunuz ADSL'de yenilemeler yapıldı. Çok uzun zamandır konuşuluyordu bu. İnternet kullanıcıları bilir bunun nasıl büyük bir sıkıntı olduğunu. İnşallah artık öyle bir sıkıntı yaşamayız. Üçüncüsü de GSM şirketlerinin yapmış olduğu bu zamlar vardı. Sayın Taço bunların geri alınması için çalışacağını söylemişti. Çalıştı ve başardı da %30 oranında indirimler olacağından bahsediliyor. 1 Ocak'tan itibaren. Tamam işte, böyle güzel şeyler olsun. Biz de tebriklerimizi edelim, teşekkürlerimizi de edelim. Sonuçta her şey halk için. İşte siyasetçilere sorduğumuzda neden siyaset yapıyorsunuz? Halka hizmet için dedikleri bu tür şeylerdir. Nasıl ki eleştirilerimizi yapıyoruz, tebriklerimizi, teşekkürlerimizi de gönderiyoruz. Bu akşamki konuğumuz Sayın Sibel Sibel konuşacak çok konumuz var. Sizler de eğer programımıza katkı koymak isterseniz eğer her zaman olduğu gibi 41-43 numaralı SMS'den bizlere ulaşabilir ve arkadaşlarımın yayına verdiği Facebook ve Twitter hesaplarından da mesaj ve yorumlarınızı bizlere gönderebilirsiniz diyelim ve programımıza başlayalım. Sayın Sibel, dediğim gibi 2014'ün artık sonundayız. Meclis başkanımızsınız. Geçtiğimiz yıla baktığımız zaman nasıl bir performans sergiledi meclisimiz? Meclis başkanı olarak nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz geçtiğimiz yıl için? Evet. Artık geçtiğimiz yıl diyelim ona. Artık geçiyor, evet. Her yıl biter ve yeni yıl gelirken bir muhasebe yaparız. Hem kendimizle ilgili, ailemizle ilgili hem de bulunduğumuz görevle ilgili bir muhasebe yapmak aslında çok önemlidir. Meclisle ilgili ne diyebilirim? Evet, son bir yılda meclisin performansının, meclis başkanı olarak değerlendiriyorum. Tabii ki takdir halkımızındır ama biz somut verilere dayanarak, bir önceki dönemlerle karşılaştırarak yaptığımız değerlendirmelerde çok iyi bir ivme yakaladığını görüyoruz. Özellikle komitelerin çalışmalarında %100 bir artış var. Şimdi meclis denince hepimizin gözünde canlanan tablo, işte pazartesi ve perşembe günleri canlı yayında verilen genel kurul salonundaki konuşmalar, tartışmalar, dile getirilenler ve yasalardır. Ama bunun esas meclisin aktif mutfağı diyebileceğimiz yer, komitelerin çalıştığı yerlerdir. Ki buralarda gerçekten komiteler bayağı aktif,
her gün toplanıyor ve çalışmalar yapıyor. İşte komiteleri daha önceki dönemlerle karşılaştırdığımızda komitelerin toplanması ve verimi açısından performansın çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Genel kurulun toplanması açısından da daha önceki dönemlere göre daha çok saatinde toplanması, onu hepimiz halkımızda fark ettik. Kıyas kabul etmez. Çok çok daha iyi. Evet. Çok daha iyi. Evet. Nisap sorunundan bahsediyorum. Nisap sorunu, evet. Sanırım 2 veya 3 kere nisap sorunu yaşadık. Hiç yaşamamayı umuyoruz tabii ki. Şimdi 50 sayısı var ve 26'dır biliyorsunuz nisap. Aslında birçok ülkede ben araştırdığım zaman böyle küçük sayıda, az sayıda milletvekilinin olduğu meclislerde nisabın daha az milletvekiliyle sağlanması gerekiyor meclis verimliliği açısından. Ve biz bunu referandum tartışmalarında gündeme getirmiştik anayasamızda, çünkü böyle yazıyor. Olumlu, olumsuz tepkiler geldi. Türkiye'de de öyle sanırım. Türkiye'de çok tabii ki milletvekili sayısı yüksek. Nisap sağlamak daha kolay oluyor ama biz de işte zorlukla karşılaşıyoruz. Yani ama az önce söylediğinize %100 katılıyorum. Yani geçmiş dönemle, özellikle geçmiş dönemle kıyasladığımız zaman belki de çok 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 daha az bir nisap sorunuyla karşılaştık bu yıl. Ancak şunu merak ediyorum ben. Eminim bizleri izleyen izleyicilerimiz de bunu çok görüyor, yaşıyorlar. Şimdi nisap sağlanıyor. Meclis oturumu açılıyor. Ancak 15 dakika sonra bakıyoruz içeride kimse yok. Aslında nasıl oluyor bu? Evet, doğru. Aslında bakıldığı zaman hoş bir görüntü değil. Hiç değil. O koltukların boş olması. Ama şunu belirteyim. Hemen dışarıda kulis var. Ve kuliste bütün konuşmalar veriliyor. Odalarda, milletvekillerinin odalarında bütün konuşmalar ve ekranlar var. Ve genel kurul izlenebiliyor. Evet. Dolayısıyla bir sağlıkçı olarak da şunu söyleyeyim. Uzun süre oturmak saatlerce sürüyor biliyorsunuz bu toplantılar. Biz hiç öyle arası da vermiyoruz. Uzun süre oturmak, aynı yerde, aynı pozisyonda oturmak sağlık açısından da iyi değil. Dolayısıyla vekillerimiz o salonda gözükmüyorlar ama dışarıda, kuliste ve odalarında meclis oturumlarını izliyorlar. Mesela benim odamda da meclis başkanı olarak ben oradan iniyorum, uzun süreli oturamıyorum. Meclis başkan yardımcısı oturuyor ama ben odamda televizyon ekranından ve sesli genel kurulu izliyorum. Konuşmaları dinliyorum. Böyle bir durum söz konusu. Tabii ki o görüntü, işte bütün milletvekillerinin aktif, interaktif orada olması daha iyi tabii ki. Tabii çok daha iyi. Ama, çünkü karşıt görüşler tartışabilir. Evet, orada evet. Dileyen kürsüye gelip görüşünü söyleyebilir. Amacı da o gibi aslında. Yani tabii anlıyorum. Siz diyorsunuz ki ayrılmıyorlar. Oradalar. Orada evet. Kulislerde, evet. Odalarda. Evet, evet. Ama yani onu şöyle anlayabiliyorsunuz. Yani orada olduklarını hemen oylamaya geçileceği zaman bir anda milletvekillerin içeri girdi de. Çünkü dışarıda izliyorlar. Yani odalarında izliyorlar. Kuliste gayet net ve bir şekilde bütün konuşmacının yaptığı konuşma, tartışmalar hepsi izleniyor. Şimdi yasalardan da bahsedelim. Biraz geçtiğimiz hafta Sayın Başbakanımız burada konuğumuzdu. Bazı önemli yasalarla ilgili geç kalındığı konusundaki eleştirilere hak verdi kendisi. Evet. Zaten burada herkes aynı fikirde. Size göre, meclis başkanı olarak size göre bu önemli yasalardan neden geç kalındı? Şimdi şöyle, önemli derken tabii ki bütün yasalar önemli. Mutlaka. Ama bir de öyle yasalar var ki toplumun her bir bireyini ilgilendiren. Mesela gıda güvenliği yasası öyle bir yasaydı. Evet. Geç kalındı mı? Evet. Yaklaşık 10 yıldır gıda güvenliği yasasının geçmesini bekliyorduk. Gıda güvenliği yasasının önemi neydi? Yediğimiz, içtiğimiz gıdaların denetlendiğinden, yasalarla korunduğundan emin olmak, kendimizi güvende hissetmek sağlık açısından önemliydi. Şöyle bir durum var, yani hep bunu söylüyorum. Şu anda yediğimiz, içtiğimiz gıdalar denetlenmiyor mu? Denetleniyor, görüyoruz, imha ediliyor, yapılıyor. Ama bir yasal zeminde olmadığı için, bir sistem dahilinde olmadığı için bu sistemin aksaklıklarından bazen zarar görüyor. Hem üretici zarar görüyor, hem tüketici zarar görüyor. Dolayısıyla çağdaş ülkelerde olduğu gibi bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardı. Ve
bu konuda kişi olarak da hem sağlıkçı olmam dolayısıyla hem de milletvekilliği dönemimde gıda güvenliği kongresine katılmıştım ben İstanbul'da. Bütün dünyadan gelen gıda güvenliği uzmanları ve bu konuda bildiriler sunmuştu. Ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar geçmesi gereken bir yasa olduğunu bilinciyle başbakan olduğum zaman da bir tüzüğünü geçirmiştim. Ve şöyle bir tüzüktü bu. Gıda güvenliği otoritesi diye dediğimiz bir otoritenin bu denetimleri kontrol etmesi ve ilk defa aslında kamuya, kamu denetimine sivil toplumu da kattığımız bir olaydır bu. Normalde kamuda karar alma mekanizmalarında veya denetimlerinde sivil toplumdan, özelden kimse yok. Ama Onu soracaktım ben de. tabii, Şimdi evet. biraz önce siz sözlerinizin başında dediniz ki daha önce denetlenmiyor muydu? Yine denetleniyordu ama yasal bir dayanağı yoktu Evet. bunun. Şimdi artık yasası var bu işin. Evet. Bu yasa geçti. Ne gibi farklılıklar Evet. olacak? Şöyle ki, şimdi bir otorite kuruldu. Bu otoritede hem ilgili bakanlıkların, Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak olduğu bir yasadır. Beraber ikisi de paylaştılar bu yasada. Hem o Tarım Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın yetkilileri var, hem de sivil toplumdan Tabipler Birliği, Veteriner Birliği gibi kişiler var. Bunun önemi nedir? Hem denetimi yapan, hem üretimi yapan, aynı bakanlığa bağlı olduğunda bunun sakıncaları olduğu ortaya çıktı. Yani bu yasalar, bu çağdaş yasalar bizden çok daha öncelerden denenmiş ve 500 yıllık ülkeler, mesela Kuzey Avrupa ülkeleri bunları denemişler ve bu yasalara ulaşmışlar. İşte bunlar Avrupa Birliği uyum yasalarıdır. Ve biz o yasaları alarak kendi ülkemize, kendi insanımıza uyumlaştırarak yaptığımız yasalardır. Bunların bireye yansıması daha Evet. yok. Bireye Onu yansıması için soracaktım. tüzüklerinin tamamlanması gerekiyor. Yani biz yasaları meclisten geçirdikten sonra ilgili bakanlıklar bunların tüzüklerini tamamladıktan sonra artık yaşamımızda bu yasaların etkisini hissedeceğiz. Örneğin işte zirai ilaçlardan tutun da sebzelerde, meyvelerde kullanılan her şey nasıl ilaçlanacağından, nasıl tüketileceğinden, nasıl çiftlikten çatala diyoruz veya tarladan sofraya diyoruz. Bu zincirin yasalar çerçevesinde denetlenmesiyle güvenli gıda zinciri oluşabilir. Ve işte bu gıda güvenliği yasası O bu zaman işe dönemde yarayabilir. geçti. Yani hangi yasalar geçti? Geç geçti. Evet, 10 yıl bekledi ama bu yıl geçti. Ürün güvenliği, yani tükettiğimiz ürünlerin işte sağlıklı olma, mesela bu bardağın işte içinde kurşun var mı, toksik var mı, bu için boya maddesi var, bu boya insan sağlığına zararlı mı? Yani ürün güvenliği için standartlar var. Çok O önemli şeyler bunlar standartlarda tabii. olması, bu ürün güvenliği yasası da geçti. Onun da tüzükleri hazırlandıktan sonra yaşamımıza yansıyacak. Bunun dışında organ nakli yasası çok önemli bir yasaydı. O da geçti. Bu dönemde geçti, 2014'te. Yine iyi idare yasası dediğimiz yasa, ki vatandaşın haklarını savunan, vatandaşın devletle ilişkisinde vatandaşa hak veren veya sorduğu bir sorunun yanıtını alması konusunda zorunluluk getiren bir yasa. O yasa geçti. Meclis iş tüzüğü yasası geçti. Bunun Yalnız bu haricinde bundan önceki yasayla ilgili bir soru sormak istiyorum. Çünkü İyi iler yasası. izleyicilerimizden de çok sayıda mesaj geliyor o Evet. konuyla ilgili. İşte devlet makamlarına yazılı olarak bir bilgi edinmek için başvurduğumuzda sanıyorum 15 gün içerisinde size geri 30. cevap Evet. vermeleri Evet. gerekir. Vatandaş diyor 30 ki gün. 30 gündür onun Evet. süresi. Evet. 15 gün biliyorduk. Demek ki 30 gündür. 30 gün içerisinde eğer cevap gelmezse diyor, nereye şikayet edeceğiz? Çünkü bu çok önemli ve çok Evet. soru geliyor bu konuyla ilgili. Şimdi şöyle, yasa varsa ve bu yasaya uyulmuyorsa aslında herkesin bu yasaya uyması gerekiyor. Evet, Ve uyulmadığında yasaları uyulmadığında şikayet edeceğimiz merci vardır. Bu yasa dışılıklarda denetim mekanizması göreve girer. Ve dolayısıyla biz bu konuda şunu da söyleyeyim, bize de müracaat edebilirler. Meclis başkanlığına da. meclise de şikayette Meclise de bulunabilirler. şikayet edebilirler. Bir birey
Eğer ki herhangi bir nedenden dolayı hakkını yendiğini iddia ediyorsa veya işte böyle müracaat etti, böyle bir hakkı var ve kendisine yanıt verilmedi, bu konuda meclis başkanlığına müracaat edebilir ve bize gelen müracaatları biz anında müracaatınızı aldık diye yanıtlıyoruz. Gerek internet üzerinden, web sitemizden, gerek mektupla bize müracaat edebilirler ve biz bunları birey için değerlendiriyoruz. Henüz bu yasanın da aslında ben vatandaşlarımız haklıdır diyorum. İyi idare yasasının da henüz tam olarak işlevsellik kazandığını görmüyoruz. Ama maalesef kazanacak. Yani bunu işte vatandaşın şikayeti, dile getirmesi ve bu yasaya niye uymuyorsunuz şeklindeki sorularla halk da bir denetimdir. Aslında mutlaka. Basın da bir denetim organıdır. Yani dolayısıyla bunu sorgulamamız gerekiyor. Şunu da sorayım bu konuyla ilgili olarak. Diyelim ki böyle bir şikayet size ulaştı. Herhangi bir milletvekilinden veya herhangi bir bakandan böyle bir bilgi edinmek istedi vatandaşımız ve yanıt alamadı. Size şikayette bulundu. Sizin herhangi bir yaptırım gücünüz var mıdır orada? Biz dilekçe komitesine veriyoruz. Dilekçe komitesi şahıs adına bunu denetliyor, araştırıyor ve kürsüden okutuyoruz. Mesela örnek vereyim, bir keresinde bir vatandaşımız bir trafik kazasında kendisine yanlış rapor verildiğini polis memuru tarafından ve cezaya çarptırılmaması gerektiği halde cezaya çarptırıldığına dair bir müracaatta bulunmuştu. Bu dilekçe komitemizde incelendi. Gerekli bütün ilgili yerlere konuyla ilgili sorular soruluyor ve yanıtlar alınıyor. Ve sonuçta haklı bulundu. Haklı bulundu. Haklı bulundu ve bu güzel kürsüden ama haklı bulunmak için de hakkını araması lazım. Da evet, aradı. Yani o, helal evet, olsun. Evet, bu önemlidir. Aslında çoğu vatandaşımız bu konuyu bilmiyor. Vatandaş olan herkes eğer herhangi bir konuda bu devletle ilişkisinde değil aslında. Farz edelim ki bir başka şahısla veya herhangi bir çevre konusu olabilir. Her konuda bir mağduriyet yaşadığına inanıyorsa bu konuyla ilgili bize müracaat edebilir. Dilekçe komitesinde bu sorun araştırılır. Bu Peki, konu araştırılır. Devam edelim yasalarla. Devam edelim yasalarımıza. Meclis iş tüzüğü dedik. O da uzun yıllar. Ne kadar uzun? Yıllarca. Evet. Bu çok, artık çok uzun. Hep konuşulurdu değil mi? İşte meclis iş tüzüğünde geçmesi lazım. Her seçim döneminde siyasi partilerin hep söylediği şey vardı. Vaatlerinden biriydi. Mutlaka o meclis iş tüzüğü o vaatlerde olurdu. Hiç olmayacak bir şey gibiydi. Meclis iş tüzüğü de bu dönemde geçti. Ve daha işlevsel oldu. Daha etkin oldu. Daha demokratik oldu. Örneğin grubu olmayan siyasi partilerin de katılımı sağlandı birçok konuda, birçok komiteye. Dolayısıyla gelişen zaman içinde ve şartlar içinde bazen yasalarda değişme ihtiyacı doğuyor. Referandum her ne kadar toplum tarafından reddedilse de ilk defa siyasi partiler bir araya gelerek bir uzlaşıya vardılar. Ve anayasadaki bazı maddelerin değişmesi konusunda uzlaştılar ve bu halkın bilgisine ve oylamasına sunuldu. Başarısız mı oldu? Halk reddetti. Tamamdır. Ama bu da siyasi partilerin bir araya gelip böyle bir çalışma yapması da bu da önemlidir diye düşünüyorum. Madem ki bu konuyla ilgili görüşlerinizi söylediniz, çok kısa şunu da sorayım. Çok konuşuldu çünkü bu. Meclisteki dört partinin konsensüsüne rağmen niçin geçmedi? Sizce neden geçmedi? Şimdi yani bununla ilgili var bu konuda. Bununla ilgili aslında bize çok soru soruldu. Meclis başkanı olarak ben de bu sorulara muhatap oldum. Ve dedik ki bunun en iyi analizini kamuoyu araştırması yaparak öğrenilebilir. Acaba vatandaşımız niye hayır dedi? Ve nitekim bir kamuoyu araştırmasında çıkan sonuç halkımızın yeteri kadar bilgilendirilmediği konusu oldu. Yani bu çıktı. Bu konuda şöyle bir durum da oldu aslında. Bunu fırsat bulamadım ve açıklayamamıştım. Bir programda söyledim, sizin programınızda da söyleyeyim. Buyurun. Şimdi burada bu referandum geçtiği zaman şöyle konuşuldu. Bu bir siyasi partinin veya hükümetin de mal edilmemeli. Bu meclisin yaptığı, yani yasamanın yaptığı bir çalışmadır ve gerçekten çok
özveriyle çalıştıklarını biliyorum komitelerin. Çok büyük titizlikle çok çalıştılar. Memurlarımız da, meclis personelimiz de hep beraber çalıştılar. Ve şöyle dendi, bunu meclis başkanlığı, meclis başkanı alsın, halka o anlatsın. Nasıl olsa konsensusla geçti. Hı hı. Hiçbir siyasi partinin de değil, bu yasamanındır. O zaman meclis başkanı. Tamam dedim ben de. Yani bu bütün meclis başkanı biliyorsunuz bir tarafsızlık ilkesi var. Ve bütün partilerin uzlaştığı ve geçen bir yasa ne vardı? Şöyle yaptım. İşte yüksek mahkeme ile ilgili, mahkemelerle ilgili maddesi vardı. Onunla ilgili görüş istedim yüksek mahkeme başkanından. Bu maddeyle ilgili. Hani diyor ya insanımız biz anlamadık, bize izah edilmedi. Tabii ki bunlar yasa maddeleri. Hangi madde değiştiyse, hangi konuyla ilgiliyse en iyi o konunun paydaşları bilebilir. Mesela Sayıştay'la ilgili madde vardı. Sayıştay Başkanı'na sordum. Bu maddenin değişen maddeyle ilgili görüşünüzü rica edebilir miyim? Sayıştay Başkanı'ndan yazı geldi, olumlu yazı geldi ve değişmesini arzu ettiklerini söyledi. Sonra Yüksek Mahkeme'ye yazı yazdım. Ondan da olumlu yanıt geldi. Çevrecilere, çevreyle ilgili maddeler vardı. Onlara yazdık. Benim düşüncem televizyon programlarında hangi maddede değişiklik olduysa o maddeyle ilgili o taraf olan işte mahkemelerle ilgili Yüksek Mahkeme Başkanı onun yazılarını halkla paylaşmak ve halkın değerlendirmesine neden, bırakmak. Neden olmadı o? Neden olmadı? Çünkü seçim vardı. Hayır. Biz bunu çok yaşadık. Seçim vardı. Hayır. Ben niye anlatamadım? Meclis Başkanı'na verdiler. Niye anlatamadı? Hayır, az önce dediğiniz ya televizyon programlarında. Evet. Bunu olamazdı öyle bir şey. Çünkü yerel seçimlerle aynı zamandaydı. Yerel seçimler tamam. O da bir faktör ama esas kendi meclis başkanı olarak pozisyonumu anlatmak istiyorum. Tabii. Biz bu arada meclis başkanlığı olarak kamu spotları hazırlattık. Ve bütün televizyon kanallarına yolladık ve bir de bilgilendirme kısa notlar maddelerle ilgili yaptık ve gazetelerimize sağ olsunlar bütün basın bunu ücretsiz dağıtmayı kabul etti ve basına verdik. Gazetelerin arasında kimisi de yayın yaparak baskı yaparak yayınladı. Hemen arkasından bana Yüksek Mahkeme'den bir yazı geldi. İki vatandaşımız meclis başkanı propaganda yapamaz anayasa hakkında ve propaganda yapıyor diye suç duyurusunda bulunulmuş. Ve bana gelen yazıda işte bu kamu spotuyla gazetelerde basılan bu yazıları inceledik. Propaganda tespit edilmedi şeklinde bir yazı geldi. Peki buradan ne anlarsınız? Yani bundan sonra anlatırken eğer ben televizyonlara çıkarken bu anayasa maddelerini halka bilgi vereceksem tabii ki bu maddelerin işte mahkemelerle ilgili bakın Yüksek Mahkeme Başkanı şöyle diyor. Bu maddenin geçmesi gerekliliği üzerinde mahkemelerin önünün açılması işte başka mahkemelerin de kurulması yasalar gecikiyor. Bunları anlatmam gerekiyordu. Peki bu daha sonra bir propagandadır. Taşımayacak mıydı? Dolayısıyla geri durmak zorunda kaldı. Evet. Ve hiçbir televizyon programına meclis başkanı olarak veya herhangi bir yayın organında bu referandumla ilgili konuşamadım daha doğrusu. Milletvekillerimiz işte yerel seçimler de vardı. Anlattılar. Fakat seçimlerin gölgesinde de kaldı. Ve böyle bir durum yaşadık ama şimdi bakın Yüksek Mahkeme Başkanı ziyaret ediyor, siyasi partileri geziyor. Meclis Başkanı olarak beni de ziyaret etti ve talebi nedir? Ne olur bu maddeyi tekrar referanduma sunun, mahkemelerin önü açılsın, geciken adalet, adalet değildir. Dolayısıyla böyle bir durum da yaşandı. Buna da saygılıyız. Burada tabii ki ilk kez yaşadık. Bu referandum süreci ilk kez oldu ve küçük yeni bir devletiz, genç bir devletiz. Bu da bize bundan sonraki süreçler için bir tecrübe yaşattı. Şimdi bekleyen yasalarımız var, gecikti denilen yasalar. Bunlar güzel yani ama kamu reformu yasası. İlk etapta önümüzde olan o sanırım. Şimdi biz hep şeyden şikayet ediyoruz değil mi hepimiz?
bu müşavirlik, müşavirler, evet, ve bu müşavirlerden şikayet ederken sistemin yarattığı aslında bir durum ve müşavirlerin de suçu yok. Yani bir müşavir olmak diye bir yazı yazmıştım ben. Sanırım 2009 yılında gazetede yayınlanmıştı. Yani duygusal bir yazıydı. Sizi düşünün, en üst düzeyde görev yapmışsınız. Müdürsünüz, müsteşarsınız, bir birikiminiz var. Size artık size ihtiyacım yok, evinize gidin, oturun. Yani insan kaynaklarını harcama, kişiyi hiçleştirme, işe yaramazlık duygusu verme. Ama bir taraftan da kamuya, kamuya yük, maliyeye yük olma ve para verme. Evet. Yani bu hiç nereden bakarsanız bakın hiç savunulacak yönü yok. Kimse savunamaz. Ve bütün siyasi partiler dikkat ederseniz hep bu müşavirlik bitecek falan dediler. Ama eğer siz sistemi düzeltmezseniz bitmez. Ve nitekim bu dönemde de müşavirlik devam etti. Artarak, evet. Artarak devam etti. Çünkü siyasi atama, üçlü kararnameyle atama, aşağıdan gelip yükselen bir müdürlük mevkisi, evet, değil. Değil. Ve başında bu üçlü kararnameler çıktığında aslında müsteşarlar için çıktıydı. Yani çok az bir kesimi kapsıyordu. Gitgide politize ve partizanlık ta müdürlere buralara kadar getirdi. Ve burada bir kambur oluşturdu. Şimdi siz sistemi düzeltmezseniz bu düzelmez. Çünkü ne oldu? Siz bakansınız, bir önceki hükümetin bakanısınız. Siz, size çok yakın birisini yanınıza özel kalem müdürü veya efendim müsteşar olarak atadınız. Bir sonra, sizden sonra seçilen kişinin o kadar yakın, size o kadar yakın ve belki farklı bir politik duruşu olan bir insanla çalışması mümkün değil. Ama bu ikisi değişmeyecek sanırım. Şimdi yani müsteşar ve özel kalem müdürü, evet, onlar üçlü kararnameyle kalacak ama evet, bu müdürlere kadar inen, evet, durum değişecek. Motivasyonu artırıcı kamuda motivasyonu artırıcı yasa düzenlemesi var. Tabii son halini henüz görmedim ama çok umutluyuz. Şimdi bu, hepimiz çok umutluyuz bu yasadan da. Şöyle de bir durum var. Bu yasanın yasalaştığını düşünelim. Evet. Ve artık uygulamaya geçtiğini de düşünelim. Evet. Yani bu burası daha önemli. Çünkü az önce saydığınız yasalaşan yasalarımız var. İşte gıda güvenliği ile ilgili, iyi idare yasasıyla, evet, ilgili. Ama henüz daha uygulamaya geçemedik. Şimdi biz bu kamu reformunun geçtiğini düşünelim, uygulamaya da geçtiğini düşünelim. Sınavlar başlayacak. Değil mi? Geçiciler için de sınavlar başlayacak. O görevde olan kişiler de tekrardan sınava girecekler. Böyle bir kaos ki mutlaka olacaktır. Bir kaos ki olması da lazımdır, onu, evet, söyleyeyim yani. Bu bahsettiğimiz sistemsizliğin bir çalkalanması gerekir. Kaldıracak mı bu hükümet bunu? Biraz zor gibi gözüküyor bu iş. Çünkü bugün söylenen rakamlar sürekli değişiyor ama neredeyse yarı yarıyadır kadrolu personelle geçici personelin sayısı kamuda. Evet. Şöyle, tabii ki bütün reformlar bir sancılı geçiş dönemi yaşar. Mutlaka, evet. Evet, buna hükümet hazırlıklı olacak. Hazırlıklı olacak. Kamu reformunun geçmesini destekliyor hükümet. Muhalefette destekliyor. Komitede sivil toplumda destekliyor. Sivil toplumda destekliyor. Hepimiz destekliyoruz. Yani bunu sürekli vurguluyorum ama sistemlerdir verimi artıran. Eğer siz sisteminizi iyi kurarsanız, o sistemin içine girdiğinizde veriminiz, motivasyonunuz, iş yapma heyecanınız artar. Sistem kişiyi motive eder. Ama sistemsizliğin içine giren en değerli insan kaynakları bile o sistemsizliğin içinde yok olur gider. O çarkın dişleri arasında ezilir gider, motivasyonu düşer, verimi düşer ve sıradan, ruhsuz, heyecansız, üstüne de para alarak bir ömür geçirir. Peki yeniden var mı yasalarla ilgili başka söylemek istediğiniz? Yani bir de işte siyasi partiler yasası var. Evet. Orada da biliyorsunuz siyasete güvensizlik, hep şikayet ediyoruz. Onun da temelinde yine sistemsizlik yatıyor. İşte diyoruz ki niye bir milletvekili seçiliyor da sonra seçildikten sonra başka partiye geçiyor. Bunları hep tartışıyoruz ama bunların yasası olmadığı için bunlar oluyor. İşte bunların da yasayla denetlenmesi, siyasi partiler yasası, seçim ve halk oylaması yasası,
Bunlar da şu anda komitelerin gündeminde ve bunların da yani böyle birkaç hafta içinde geçmesini ümit ediyoruz. Ümit ediyorsunuz. İnşallah bunlar Evet. da önümüzdeki süreçte olur. Yeniden biz meclisin içine dönecek olursak, geçmiş dönemde Ulusal Birlik Partisi döneminde meclis genel kurullarında, oturumlarında çok kötü sahneler gördük. Yani bağırışmalar, gürültüler, patırtılar, en son hatırlarsınız fincan atmalara kadar gitti iş. Siz meclis başkanı olduktan sonra milletvekillerinin size ve meclise karşı olan tutum ve davranışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu soruyu size sorayım. Yani siz o dönemle bu dönemi kıyasladığınızda orada da farkı görüyorsunuz. Doğrusu ben üslupta ve davranışlarda Memnunsunuz. memnunum. Çok ufak tefek bazı biliyorsunuz meclis gergindir. Yani siyaset gergin bir ortamdır. Bazen istenmeden ağızdan çıkan bazı sözcükler olabilir. Ama ortamı gerecek, öfke, İşte birbirinin üzerine yürüme, bunları da yaşadık. Tabii, çok yaşadık. Onlar yok ve şunu her zaman vurguluyorum. Yani bizde demokrasi kültürümüz, insana saygı, birbirimize duyduğumuz yakınlık, sıcaklık, biz güzel bir halkız aslında. Kesin. Sürekli birbiriyle karşılaşan, hısım akraba, eş dost bir halkız. Dolayısıyla bize böyle şeyler yakışmaz. Belki çok büyük ülkelerde birbirinden hiç haberdar olmayan, belki sadece mecliste gören ve sadece ortak paydaları orada olmak ve siyaset tartışmak olan insanlar arasında bunlar yaşanabilir. Ama bizim bunun dışında da birçok ortak paydalarımız var. Ya bir dost meclisinde, dost akraba evinde bir araya geliriz, hısım akrabayız, ya bir restoranda karşılaşırız. Yani bize uygun, bize yakışan durum ve davranışlar değildir bunlar. Ve nitekim ben meclis başkanı olduktan sonra da zor durumda kalacak, aman görmeyi istemediğim tablolar olmadı Karşılaşmalıyız. diyebilirim. Evet. Peki geçtiğimiz günlerde Sayın Doğuş Derya'nın açıklamaları çok tartışıldı mecliste. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı parti milletvekilisiniz ikiniz de. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Doğuş Derya'nın açıklamalarını? Şimdi Doğuş Derya o konuşmasını yaptığı sürede ben meclis başkanlığı koltuğunda değildim. Sonra tutanağı aldım, okudum. Biliyorsunuz çok spekülasyon yapıldı. Farklı farklı yönlere çekildi. Sayın Derya'nın konuşmasını okuduğum zaman, siz de okumuşsunuzdur. Dinledim ben. Dinlediniz. Savaşın kötülüklerinden, işte bütün toplumlara zarar verdiğinden, hatta uzun uzun işte Kıbrıs Türk toplumunun çektiği acılardan bahsetti, işte doğum ilanlarını verdiğimizi, ölüm ilanlarını verdiğimizi ve bir de kendisi sosyolog, doğum ilanı ve ölüm ilanı vermenin altında da geçmişteki kayıplarımızı anlattı. Daha sonra verdiği bir örnekten yola çıkarak, bir başka vekilimiz kürsüye çıkarak bu verdiği örneği toplumun büyük bir kesiminin saygı duyduğu bir kurumla özdeşleştirerek, farklı bir şekilde bir algı yaratıldı ve bunun üzerinden Sayın Derya'ya cinsiyet üzerinden saldırı oldu. Ve bu aslında kadın milletvekillerine yönelik cinsiyet üzerinden saldırı kabul edilemez. Siz o konuşmayı beğenmeyebilirsiniz, böyle bir konuşma olmaması gerekir diyebilirsiniz ama bunları farklı farklı ifade yolları var, farklı farklı anlatabilirsiniz ama mesela bir erkek milletvekiline yapılmaz, olmuyor. Ama biliyorsunuz buna benzer bir durum bir fotoğraf karesinden bana da yapılmıştı. Cinsiyet üzerinden saldırı. Yani Şimdi bu kabul edilemez. Dolayısıyla farklı farklı yönlere provokasyona kadar gidilmeye çalışıldı. Ama dediğimiz gibi toplum, yani bu toplumda bazı değer yargılarımız var, bazı değerlerimiz var. Bunların zarar görmemesi ve bu tür üsluplardan uzak olmamız gerekiyor. Ne kadar öfkelenmiş olursa olsun karşıdaki o söylenen sözlere verilecek yanıt, yapılacak davranış bu değildir. Burada aslında savaşların kötü olduğundan bahsedilmesi esas amaç Doğuş Derya'nın kürsüde anlatmak istediği oydu ama
yine kendi ifadesiyle verdiği örnekten bir başka vekilinin yorum yaparak bir kurumumuzu silahlı kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik çok ağır bir eleştiriyle birleştirmesi tabii ki bir gerilmeye yol açtı ve hoş olmayan ve hiç üzücü olaylar yaşandı. Geçtiğimiz hafta Sayın Başbakanımıza da aynısını sordum. Size de sormak istiyorum aynı soruyu. Bütün bunlardan bağımsız, evet, işte bu tartışmalardan, bu cinsiyet üzerinden yapılan hakaretler, hepsini bir kenara bırakarak şunu sordum Sayın Başbakanımıza, size de aynısını sormak istiyorum. Doğuş Derya'nın söylediği sözlerin, kürsüde söylediği sözlerin arkasında mısınız siz? Herkesin farklı bir ifadesi var. Her milletvekilinin savaşı anlatması farklıdır. Dolayısıyla her milletvekili kendi söylediklerinin savunucusudur. Bir başkası savaşın kötülüklerini bir başka türlü anlatabilir, bir başkası başka türlü anlatabilir. Dolayısıyla savaşın kötü olduğu ve bütün toplumların acı çektiği, sadece bir tarafın acı çekmediği, iki tarafın da acı çektiği gerçeği de tabii ki hepimiz, siz de, hepimiz aynı fikirdeyiz. Yani savaşlar kötüdür, biz barış istiyoruz. Barışçıl bir halkız. Savaşlar hiç kimseye iyilik getirmez. Bu doğru. Peki. Şimdi bir araya gideceğiz Sayın Sibel. Ancak araya gitmeden önce bir soru daha var size sormak istediğim. Onu da soralım. Çünkü izleyicilerimizin çok sayıda gelen mesajı var. Onları okuyacağız. Ve tabii ki ağırlıklı konumuz Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Onunla ilgili hem bizim hem izleyicilerimizin çok sayıda sorusu olacak size. Pardon. Meclis Başkanı'nın, şimdi tabii biz görüyoruz, kürsüde oturuyor, meclis, evet, oturumlarını yönetiyor. Onun dışında halkımızın da daha iyi bilmesi açısından ne gibi görevleri vardır meclis başkanının? Onu dair bizimle paylaşırsanız. Evet, aslında meclis başkanı olmam konusunda bir öneri geldiği zaman aynı böyle düşündüm. Yani meclis başkanlığının aslında çok pasif bir görev oldu. İşte meclis oturumlarını yönetiyor. Evet. Okuduğunuz zaman zaten meclis başkanının görevleri nedir? İşte meclis oturumlarını yönetiyor. Komitelerin düzenli çalışmasını sağlıyor. Meclis iş düzenini sağlıyor. Düzenli olmasını sağlıyor. Bir de Cumhurbaşkanı olmadığı zamanlarda, yurt dışına gittiği zamanlarda vekalet ediyor. Bu, yani kağıtta yazan görevler bunlar. Ama hiç unutmuyorum, bir arkadaşımla konuşuyordum. İşte çok onurlu bir görev dedi. Yani meclis başkanlığı. Ben tereddütteydim. Yani meclis başkanlığı biraz yapı olarak fazla enerjik, aktif, dinamik bir yapım olduğu için acaba bana göre mi meclis başkanlığı diye konuşurken bana dedi ki kişiye göre orası görevler değişir. Siz oraya eminim daha bir canlılık ve yapacağınız çok şeyler vardır bu görevde. Yani orada yazıyor ama onların o sınırları siz zorlarsınız dedi. Ve nitekim meclis başkanı seçildikten sonra da acaba sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilir miyim? Bunun dışında işte meclisin komitelerin çalışması, meclis iş düzeni, bunlara başçılık etmek dışında. Ve ilk ve heyecan veren proje, biliyorsunuz bunu birkaç kez hep söyledik, basında da çıktı. Girne Caddesi'nin ve meydanların Atatürk Caddesi'ne kadar olan bölüm ve sağda saraya, Cumhurbaşkanlığı saraya kadar olan o Lefkoşa'nın merkezi dediğimiz, kalbi dediğimiz bölgenin bir projeyle restorasyonu, master planına uygun olarak geliştirilmesi, parkların, yeşil alanların, yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının yapılması çok heyecan vericiydi. Bu meclis başkanının görevi miydi? Hayır, aslında belediyeye ait ama belediyenin içinde bulunduğu durum ortadaydı. Ve o zaman Sayın Katri Fellahoğlu'na bu projenin inisiyatifini meclis başkanı olarak bana verebilir mi diye bir yazı gönderdiğimde olumlu yanıt verdi. Ve o projenin inisiyatifini alarak Mimarlar Odası'nı da Mimarlar Odası'yla da davet ederek ve ortak çalışma yaparak belediye de tabii işin içinde, belediye, Lefkoşa Belediyesi ile birlikte bir yarışma açtık. Proje yapıldıktan sonra kaynağını bulduk. Biliyorsunuz projelere destek, tabii, oluyor. Ve yarışma
geçtiğimiz haftalarda, 2 hafta oldu sanırım, sonuçlandı. Çok güzel eserler katıldı. Jüri birinci geleni belirledi ve şimdi artık bu eser uygulama projesine geçecek. Bu proje bulundu mu kaynağı? Kaynağı evet, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından. Bu projeyi sunduğumuz zaman bize 2 milyon TL destek verileceği söylendi. Ve dolayısıyla bu çok heyecan verici bir durumdur. Yani her zaman söylediğimiz bir şey var Sibel Hanım. Hep sürekli aynı şeylerden de bahsediyoruz. Ama çalışılırsa, evet, çabalanılırsa, evet, istek, arzu, inanç gösterilirse destek bulursunuz bir yerde. Bulursunuz. Mutlaka bulursunuz. İyi yani Türkiye'den var. Olmazsa işte ne bileyim sivil Avrupa'dan şeyden bulursunuz, de olabilir, sivil özel toplumdan şirketlerden bulursunuz, özel şirketten bulursunuz, evet, ama hiçbir şey yapmayıp da işte burası böyledir, burası böyledir lan bir ömür geçmez. Evet. Var mı birinci bölümle ilgili son sözlerinizi alalım, araya gideceğiz, söylemek yani istediğiniz? Yani burada işte hep kültür sanata da çok önem veriyorum biliyorsunuz. Hep başbakanlığım döneminde de müze diye dile getirdik. Şimdi de Doktor Fazıl Küçük Müzesi var. Yine Girne Caddesi'nde, bilmiyorum hiç ziyaret ettiniz mi? İçinde gerçekten bizim geçmişimiz var, mücadelemiz var, mücadele yıllarımız var. Çok büyük, geniş bir envanter var. Fakat çağdaş müzeciliğe göre sergilenmiyor. Oranın da restorasyonu ve çağdaş müzecilik anlayışıyla sunumu, envanter tespiti için proje yaptık. Ona da kaynak bulduk. Çok ve orası da ihaleye çıkıldı ve şimdi başlanıyor ve uygulamaya geçildi. Yine daha henüz açılış yapmadık. Bir pazar günü, yağmurlu geçiyor havalar, yağsın güzel olur ama bir pazar günü hep beraber Meclis Ormanı'nda Lefkoşa Dikmen arasında bir bisiklet yolu ve yürüyüş yolları yaptık. Onu da bir özel şirket yaptı. Yaklaşık 45 bin lira tutarında bir para harcandı oraya. Orası da hemen Lefkoşa'ya çok yakın. İşte çocuklarınızla bisikletlerini alıp gidebilecekleri ve güvenli bir ortamda, yeşil alan içinde, çam ağaçlarının arasında bisiklet sürülecek bir ortam yarattık. Ne güzel. Yani işte bunlar, siz bunları yaptınız. Bir başka bakanımız başkalarını, evet, yapsa, evet, diğer öbürünü yapsa, evet, sivil toplum bir şeyler yapsa elle tutulur, bir şeyler, evet, olur. Biz de halk olarak mutlu oluruz bundan. Olacağız. Yani biz özgüvenimizi yitirmeyelim. Hani sürekli topluma, halka negatif mesajlar vermek. Ben onu diyorum. Bazen sabah kalkar kalkmaz işte negatif aldığınız mesajlarla uyanmak ve akşama kadar evlerimizde konu komşuyla konuşurken her şey kötü, her şey olumsuz diyerek aslında bu bir travma yaratıyoruz ve özgüven zedelenmesi oluyor. Biz yapamayız, biz başaramayız, biz beceremeyiz. Birileri gelsin, bizi düzeltsin. Hayır, birileri yoktur. Düzeltecek biz olan biz varız, biz düzelteceğiz. Ama bunun için motive olup çalışmalıyız ve özgüvenimizi yüksek tutmalıyız. Eğer bu kadar özgüveni sürekli zedelenen, sürekli negatif mesaj verilen bir halk yaratırsak bu gelecek nesillere aktarılır. Ve gelecek nesillerde bu aktarılma göç olgusunu güçlendirir. Burada bir şey olmaz, yaşanmaz. Yani kaybeden biz oluruz orada. Söylediklerinizin bir bölümüne oluruz. Katılıyorum Sayın Sibel. Ama bir diğer tarafına da baktığımızda gerçekten çok kötü olduğumuz ve elimizden bir şey gelmeyen konular var. Yani her şeyi devletten beklemeyelim denir ya. Doğru, ben buna katılıyorum. Az önce de örneklerini verdim zaten. Ama devletimizin de elinde öyle şeyler var ki insan onu gördüğü zaman çıldırası gelir. Örneğin çevreye karşı çok ciddi hassasiyetlerim vardır benim. Çok, hı hı, ciddi hassasiyetlerim vardır. RHA plakalı araçları görüyoruz. Arkasında giderken siyah dumandan emisyon, nefes, evet, alamıyorsunuz. Evet. Kim yapıyor bunu? Tabii tabii. Devlet. Şimdi bununla karşı karşıya kaldığımız zaman o dediğiniz motivasyon düşmesi olur elbet. Yani devlet onu yaparsa. Tabii. Yani şöyle, devlet birey ilişkisinde yıllarca yaratılan düzen, yani bir düzen yarattık biz 40 yılda. Bu düzende aslında farkında olmadan bireyle devlet arasındaki bütün ilişkilerde güven zedelenmesi var. Yani işte çevreye acaba yeterince çevreye önem veriliyor mu? İşte yediğimiz gıda acaba tamam mı? Efendim sağlık hizmeti alıyorum ama acaba tamam mı? Yani devletin bize sağladığı hizmetlerle ilgili bir güvensizlik duygumuz var. Bunda da haksız değiliz. Çünkü yaşadığımız birçok tecrübeler bunu gösteriyor. Var. Ama olay şudur. Bunlar var, bu sorunlar var. Bu sorunların çözümü de var.
Bu sorunların çözümü yönünde evet denetim baskı unsuru oluşturmalıyız. Ama bizden bir şey olmaz, biz bir şey yapamayız değil. Bunların düzelmesi, Yok. siyasete güvensizlik var. Peki bu siyasete güvensizliğin altında yatan nelerdir? İşte bir siyasi partiler yasası, seçim ve halk oylaması yasası büyük ölçüde düzeltecek mi? Evet, o zaman bunları yapacağız. Yani yapmakla mükellefiz. Böyle çok tatlı geçti birinci bölüm. İkinci bölüm biraz daha evet. hararetli Öyle olabilir. Mi? İzleyici sorularını da gördüm ben biraz. Aha. Tabii ki Cumhurbaşkanlığını konuşacağız. Şimdi bir araya gidelim. Dilerseniz aranın ardından da ikinci bölüme izleyici mesajlarıyla başlayalım. Sevgili izleyenler, Meclis Başkanımızın bir yılın meclis oturumlarıyla ilgili, yasalarıyla ilgili değerlendirmelerini aldık, görevlerini aldık. Meclisimizi detaylıca konuştuk. Yapmış olduğu görevlerden, sosyal sorumluluklardan da bahsetti. Şimdi birinci bölümü kapatıyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından her zaman olduğu gibi sizlerden gelen mesajlarla başlayacağız. Ve ağırlıklı olarak Sayın Siber'le Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Evet, ikinci bölümle yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. Meclis Başkanımız ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sibel Siber ile olan sohbetimize devam ediyoruz. Birinci bölümde ağırlıklı olarak meclis çalışmalarını konuştuk. İkinci bölümde de ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuşacağız. Ama her zaman olduğu gibi ikinci bölümde öncelik sizden gelen mesajlarda. Bir izleyicimiz demiş ki Sayın Siber, başbakan iken Akıncılara yeni yol yapacaktınız. O yola ne oldu? Evet, demiş. Çok güzel bir soru. Aslında bunun hikayesini de anlatmak istiyorum. Aman her mesaja hikaye öyle mi? Çok uzun hikaye değil. Çok uzun hikaye değil. Kısacık, şöyle kısacık. Bir hikaye. 40 yıldır işte Akıncılara yol isteniyor ve 40 yıldır bu yol izni verilmiyor şeklinde bir müracaatla gelinmişti bana. Evet. Ve niçin izin verilmiyor? İşte askeri makamlardan izin alınamıyor falan. Dolayısıyla bu bana geldiği zaman bir de ellerinde proje, bir taslak şey vardı. İşte nereden nereye yol isteniyor. Ve hemen ertesi gün ben askeri makamlarla temas ettim. Ve projeyi ilettim, konuyu aktardım ve yazı aldım. Kesinlikle askeri makamlarla ilgili bir sorun yok ve izin var. Kaynağı da yine proje varsa kaynağı da yine bulabiliyorsunuz. Kaynak da hazır. Ama o projenin uygulama projesi haline geçmesi veya ihaleye çıkması, projenin ihaleye çıkması durumu olması gerekirdi. Ondan sonra gelen basamaklar. Bizim o zaman hükümet bitti, sona erdi. Ağustos'daydı. Evet. Hiç unutmuyorum. 18 Ağustos. O elimdedir çünkü belgelerde. Çünkü hani siyasete, siyasetçiye güvensizlik var ya. Dolayısıyla insanlar da yolu göremeyince ve somut bir şeyler verilmeyince Sibel Hanım da mı acaba böyle bir sözler verdi. Hani Akıncılar yolu şeklinde. Neden gerçekleşmedi? Bir durum oluştu. Halbuki başbakanlık bittikten sonra Sayın Ahmet Keşif Ulaştırma Bakanı'ydı. Ahmet Keşif'e bir yazıyla sordum. İşte bu dönemde böyleydi. Ne aşamadadır şimdi? Diye. Sayın Keşif bana proje çalışmalarının devam ettiğini, işte detaylandırmanın devam ettiğini ve kısa bir süre sonra sonuçlanacağını söylemişti. Sonra Sayın Taçoy göreve geldi ve ben bu işi takip ediyorum. Yani bilmesi gerekiyor Akıncılar halkının da. İlk defa o müjdeyi ben vermiştim. Böyle bir yol olacak ve Lefkoşa ile Akıncılar mesafesi kısalacak. Dolayısıyla Sayın Taçoy'a da sorduğum zaman Sayın Taçoy proje ihalesine çıkıldığını, onun sonuçlanmasından sonra da İkinci bir ihaleyle yol yapım çalışmalarına başlanacağını söyledi. Dolayısıyla peki. Devletin devamlılığı vardır, izinleri alınmıştır, yani bütün belgelerde yanımdadır. Yani bu konuda insanlarımızda bir güvensizlik oluşmaması gerekiyor. Bunu bir kez daha bana açıklama fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim. Peki, Sayın Taçoy da o kadar övdük, bunu da gerçekleştirsin, gene övelim. Sizi de tabii madem ki siz ilk izni aldınız buradan yazılı olarak. Çünkü bahsettiğiniz çok basit bir şeydir. Benim mesela pek aklım almaz onu. Yani 40 yıldır niçin kimse bir yazı yazmadı da izin alsın oradan? Evet, benim yani 40 yıldır izin başka alınmıyor. Başka türlü düşünürüm halbuki ben herhalde. Öyle bir yazının yazılmadı. 2 dakikalık iş değil mi? O yani asker bakar der ki tamamdır ya da değil.
Siz yaptınız bunu, hemen sonucunu aldınız. İyi yayınlar dileyerek sorumu Sayın Sibel Hanım'a, Sibel Hanım'ın affına sığınarak soruyorum. Madem ki siyasiler sağlık açısından meclisteki kulislerden izliyorlar, o zaman niye boş koltuklara canlı yayın için TV ekranlarına izin veriyorlar ki? Bu arada kulislerde sayın vekiller ayakta mı izliyorlar meclis konuşmalarını veya toplantılarını? Saygılarımla Mausa'dan Mustafa, tekrar sana iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Bir cümle bir şey söyleyeyim, evet. Sibel Hanım, daha sonra size sözü bırakalım. Sevgili izleyicimiz, o canlı yayınlanıyor ki halk görsün duysun diye. Neler konuşulduğunu mecliste. Ha, diğer konuyu Sayın Sibel'e soralım. Neden kulislere geçiyorlar? Orada ayakta mı duruyorlar? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani hepimiz için. Meclis saat 10'da başlıyor veya bazen 10.30 oluyor. Ve akşam saatlerine 3'e 4'e kadar devam ediyor. O saatlere kadar saatlerce kişilerin orada hep aynı pozisyonda oturup dinlemelerine imkan yok. Yani bu olacak bir şey değil. Ve zaman zaman dışarı çıkıp içeri girmeler oluyor. Ama yani buradan da bir öz eleştiri yapmak istiyorum. Tabii ki bu demek değildir. İşte oturum başlar başlamaz 5 dakikada hemen salonu terk edip de dışarıda kuliste çıkmak. Evet. Orada da bir öz eleştirimiz var. Yani biraz daha içeride ve koltuklarda oturmak gerekiyor. Bu konuda da bir yazım olmuştu benim geçen dönem sayın vekillerimize. Yani biraz daha ciddiye alınsa bu memnun oluruz halk evet, olarak. Yani ama o kadar saat oturma, sürekli o koltukların dolu olması ihtimal dışı. Dışarıda çıkacaklar, yürüyorlar, hareket ediyor, tekrar giriyor. Ama görüntü maalesef hoş değil. Onu ben de katılıyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz izleyicimize bu mesajı için. Devam edelim. Meclis başkanımıza sorar mısınız, vatandaşlıklar ne oldu, niçin verilmiyor vatandaşlıklar? Bu işin sonunda kaçak mı kalalım demiş izleyicimiz. Mustafa Yılmaz'mış ismi. Üstüne üstlük de tecelli işverenmiş. Evet. Aslında evet, bu da yani çok önemli bir sorun. Yani burada doğup büyüyen, bugün ben bir mesaj aldım. İşte burada doğmuş, burada büyümüş, üniversiteyi bitirmiş ve yani başka bir yerde hiç bulunmamış, hiç yaşamamış. Dolayısıyla bu bir insan hakkıdır. Bu insanlarımıza bu vatandaşlıkların verilmesi gerekiyor ama bir yasa hazırlandı. Bu yasa meclisten geçecek, komiteden geçecek. Ondan sonra da bu vatandaşlıklar, vatandaşlık bu yasaya göre hak edenler vatandaşlıklarına kavuşması gerekiyor. Biz çünkü çok biliyorsunuz işte geceden sabaha vatandaş yapılanlar, tabii, bakanlar kuruluyla neler neler. Ama bir taraftan da gerçekten hak eden insanlarımız, vatandaşlığı hak eden insanlarımız da beklemekte. Bunu en kısa sürede İçişleri Bakanlığı'nın sunarak, komitede tartışılarak geçmesini ve bu mağduriyetin giderilmesini bekliyoruz. Meclise gelmesi beklenen yasalardan biridir bu da. Mecliste evet, görüşülmesi gereken yasalardan biridir. Çünkü mecliste çok tepki var. Vatandaşlık yasası. İnsan evet. haklarına aykırı olduğu da evet. söyleniyor. Evet, tabii. Devam edelim. Sayın Sibel Sibel, tam 10 yıldır ODTÜ'de çalışıyorum ve sendikamız yok. Haklarımız çalınıyor, bizlere sahip çıkınız demiş. Biraz genişleteyim ben bunu. Bu özel sektördeki sendikalaşamama sıkıntısını nasıl aşacağız biz? Yani özel sektörümüzde çok ciddi bir sendika sorunu var orada. Mesela bazı Avrupa ülkelerinde bir yerde işe başladığınız zaman, bir özel şirkette işe başladığınız zaman sizden ilk istenen şeylerden biri, belki de birincisi, hemen git bir sendikaya üye ol, öyle gel deniyor. Bizde bu, biz yapamadık bunu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani şöyle, çok iyi gelişmiş sosyal devletlerde bütün bireylerin hakları korunur. Ve verim açısından da, işverenin verim açısından da mutlu çalışan, mutlu bireyler olması da işvereni de korur. Dolayısıyla bu konuda mutsuz, hakkı yenen bireyin çalışarak işverene sağlayacağı katkı tartışılır. Dolayısıyla bu konuda gelişmiş ülkelerdeki normlar neyse bizim de o normlara uymamız, çağdaş yasaları geçirmemiz gerekiyor. Özel sektörün, evet. tabii ki bizde devlet kurulurken
devlet dediğimizde sadece hep kamu düşünüldü. Dikkat ederseniz bütün şikayetler, bütün tartışmalar hep kamuya yöneliktir. İşte maaş artışı diyoruz, kamudur. Efendim haklar diyoruz, kamudur. Hayat pahalılığı diyoruz, kamudur. Halbuki kamunun dışında, dışarıda kamudakilerin sayısının kaç katı kadar insanımız çalışıyor. Yani devlet aslında kamu devleti gibi değil. Bütün insanların kucaklayan bir devlet yapısı olması gerekiyor. Ama şimdi bizdeki görüntü kamunun devleti. Biraz yani daha kamu hastanelerinin, sanki o noktalara gelmek için. Mesela doktorlarda da kamu hastanelerinin doktorları. Kamu, yani bunu bizim bütün bireyleri, bütün özelde ve kamuda çalışanların haklarının korunacağı veya diğerlerinin öteki olmayacağı bir şekilde bir düzeni yaratmamız gerekiyor ki toplumsal yaşam kalitesi açısından. Doğru. Burada da bir eşitsizlik var ve mutsuzluk var. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili sorular var. Onu birazdan Cumhurbaşkanlığı konusunu açtığımız zaman sorarız. Mecliste bu tip marjinal fikirlere sahip milletvekilleri hiç olmasa daha iyi olurdu. Sayın Zorlu Töre ve Sayın Doğuş Deryak gibi demiş. Bir şey var mı bununla ilgili söylemek istediğiniz? Hayır, o şahsen kendi görüşüdür izleyicimizin. Doğrudur, evet. Kendi görüşüdür. Zaten milletvekilini de oraya gönderen halkın takdiridir. Seçimle oradan geliyorlar. Alacak olan da halkın takdiridir. Vekillerimiz seçimle geliyor, evet. Ve bu vekillerimiz demokratik yolla seçiliyorlar. Meclise geliyorlar, halkımız seçiyor. Neticede tekrar bir seçimde halkımızın tekrar bir denetimi var hepimize karşı, hepimize takdir karşı. Takdir orada halkındır. Evet, kimimizi beğeniyor halkımız, kimimizi beğeniyor, eleştiriyor. burada takdir halkımızındır. Yalnız burada müsaade ederseniz iki cümle bir şey söylemek istiyorum. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz biz doğduk, Kıbrıs sorununun içindeyiz. İşte 40 yılı geçti, hala daha devam ediyor bu Kıbrıs konusu. Yalnız bu son günlerde yaşanan çok ciddi tartışmalar var geçmişle ilgili. İşte onlar öyle yaptıydı, biz böyle yaptıydık. Siz onu da yaptıydınız, onlar bunu da yaptıydı gibi çok üzücü tartışmalar var. Bunun da adını şey koydular, işte birbirimizi daha iyi anlamak. Ya biz bu kadar senede eğer birbirimizi anlayamadıysak zaten boşuna uğraşmayalım bu işle ilgili. Buradan benim pek bir inancım yok Kıbrıs sorununun yakın bir gelecekte çözüleceğine. Ancak bunun için çok çalışan, çok çabalayan, hayatını buna adayan insanların geçmişi artık bir kenara bırakıp da bundan sonra nasıl bir ortak gelecek kurabiliriz? Nasıl birbirimizden daha iyi geçinebiliriz? Onu anlayalım biz. Yani 40 yıl önce sen onu yaptıydın, sen bunu yaptıydın lan. Bir çözüme varamayız diye düşünüyorum ben. En azından barışa, çözüme hayatını adamış insanlar. Bıraksınlar bundan öncesini. Biz anladık artık birbirimizi. Onlar bizi bilir ne çektiğimizi. Biz onları bilirik neler çektiğini. Çocuklar bile bilir bunu. Nasıl bir ortak gelecek kurabiliriz? Onun üzerinde çalışmalar yapsınlar. Nasıl birlikte yaşayabiliriz? Onun üzerine çalışmalar yapsınlar. Hiç olmazsa çözüme yardımcı olur. Çünkü bu bizi daha da çok ayrıştırıyor. Marjinal milletvekillerimiz var diyor izleyicimiz. Doğrudur, marjinal milletvekillerimiz de var. Onların da bu tür tartışmalarının pek bir hizmet verdiğini düşünmüyorum aslında. Ben bu Kıbrıs konusunda aynı enerjiyi ilerisi için, gelecek için harcasalar daha da faydalı olabilir. Sürekli geçmişte sen onu yaptıydın, o da sana bunu yaptıydığından barış biraz zor gelir diye düşünüyorum. İyi akşamlar, güzel bir gece diliyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Sibel Siber'e kolay gelsin. Pazar günü terminal alanında kurulan pazarda yaşlı bir ihtiyarla fotoğraf çektirmişti. Esas Kıbrıslı bir ihtiyar, Kazım Dayı. Farkında mı yakında Kazım Dayı gibi Kıbrıslılar ve o kültür kalmayacak ve bizim için, bu kültür için bir çabaları var mı? Çünkü bu kültür yok oluyor. Asimilasyonu kim engelleyecek demiş. Kazım Dayı demiş bunu. Evet. Hatırlıyor şimdi, musunuz resmini? Evet, çektirdiği hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorum. Çok güzel fotoğraflar çektik pazarda. İnsanlarımızla buluştuk, kucaklaştık. Şimdi şöyle, aslında bu küçük yerlerde yaşayanlarda ve küçük kültürlerde her zaman bu korku var. İşte kültürümüzü kaybediyoruz, yok oluyoruz. Bu globalizasyonun da getirdiği, aslında bütün dünyada dikkat ederseniz işte tek tip yemek, tek tip müzik dinleme veya işte büyük ülkelerin kendi kültürlerini dünyaya, mesela Amerika'nın fast food'unu bugün her yerde onu yiyorsunuz. Bunlar kültürleri korumak bizim elimizdedir burada da.
Kültürlere sahip çıkmak bizim elimizdedir ve bu yönde aslında son zamanlarda çok çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle dernekler, köy kadın kurslarından tutun, birçok çalışma eskiden olan yemeğimizden, el işlerimizden, oyunlarımızdan, hatta ben eski çok fazla görüyorum. Yani işte eski kültürü yaşatma çabalarını. Kitaplar yazılıyor. Neredeyse hemen her hafta kitaplar yazılıyor geçmişimizle ilgili. Dolayısıyla bu eko günler var. Ben bayılıyorum onlara. Eko günler müthiş, var. Çok güzel bir yani şey. Yani bunlar işte hep kültür yaşatılır, aktarılır. Bu sanat olaylarıyla yapılabilir, görsellikle yapılabilir, televizyon filmleriyle yapılabilir, sinema filmleriyle yapılabilir. Günlük yaşamımızda da kendi kültürlerimizi korumak için gayret göstermeliyiz. Ama şu bir gerçektir, dünya değişiyor, gelişiyor. Yani şimdi oturup da evimizde el makarnası da bizim bir kültürümüzdü. Tabii. Yani yapan yoktur. Yani gelişen teknoloji ve modernleşme de çoğu kültürümüzü yok ediyor. Ama bunlara sahip çıkmak, yaşatmak büyük ölçüde yapabileceğimiz çalışmalarla mümkün. Çok doğru aslında bu ve bir de bu sizin söyledikleriniz gibi işte bu kendi ürünlerimizin teknoloji karşısında direnişi, yok oluşu demeyelim de direnişiyle ilgili özellikle bu eko günler falan olduğu zaman müthiş. Oradaki evet, insanlarla bir araya geliyorsunuz, orada kendi ürünlerini görüyorsunuz. Tadıyorsunuz, alıyorsunuz. Gayet güzel evet. İşte bunlar son birkaç ama yılda. Ama çok fazla arttı değil mi? Evet, yani arttı. Belki bu korku, hani kayboluyor korkusu. Özellikle bu kültürel olaylara yaklaşımı artırdı. Ve hemen hemen ben her eminim köyün bu önümüzdeki yıl daha da fazla olacak. Evet, yani o bilinç var. Dolayısıyla kaybolmayacak. Bu tehlikeyi hissedip de aman sarılalım, kültürümüzü koruyalım düşüncesi. Güzellikler yaşatacak. Farklı kültürlerin de buraya gelip bu kültürlerle kaynaşması da bir zenginliğimiz olur. Tabii. Yani o da ayrı bir güzelliktir. Yeter ki kültürler birbirinin içine kaybolmasın, hiçbir kültür diğerini asimile etmesin. Birlikte bir kültürel zenginlik, bir mozaik yaratılsın. Neler neler yaşadı bu toplumda, yok olmadı, yok olmaz yani hayır, bundan hayır, sonra. Yok olmaz. Sibel Hanım'ı izlemek insanda pozitif duygular uyandırıyor. Kendisine başarılar dilerim demiş. Size bir destek mesajı göndermiş. Daha mesajlarımız var ama onlara daha sonra döneceğiz. Çünkü şimdi biz Cumhurbaşkanlığı konusuna geliyoruz. Hazırsınız Sibel Hanım. Yani sorularınızı bekliyorum tabii ki. Şuradan başlayalım o zaman. Evet. Bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyeti Türk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı aday belirleme süreci müracaatla oluyor. Müracaatlar ediliyor, evet. Parti değerlendiriyor ve adayını çıkarıyor. Siz nasıl karar verdiniz Cumhurbaşkanlığına adayı olmaya? Dilerseniz buradan başlayalım. Şimdi şöyle, kişisel olarak Cumhurbaşkanlığı düşüncesi tabii ki toplumdan ve gelen bu yöndeki arzu ve istek. Başbakanlık döneminde yaptığım dönemde, sonra meclis başkanı yaptığım dönemde hemen hemen her gittiğimiz yerde bu isteği, bu arzuyu insanlarımız, vatandaşlarımız dile getirdiler. Sibel Hanım, sizi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Hatta 2 yıl vardı o zaman ben başbakanlığım bittiği dönemde. Ve böyle yani bu tabii ki insanda bir onurdur. Özellikle kendi insanı tarafından, kendi ülkesinin insanı tarafından değerlendirilmesi ve buna layık görülmesi bir onurdur. Daha sonra partide de bu konu konuşuldu. Bilirsiniz birazcık böyle bir tartışma uzun bir süreç oldu. Evet. Ve şöyle bir konsensusa vardık. Evet, aday müracaat edecek tüzeye göre öyle yapılıyordu. Ama kendi aramızda bunun bir aday olması şeklinde bir konsensusa varıldı. Ve neticede ben müracaatımı yaptım ve parti meclisinde de oy birliğiyle Cumhurbaşkanlığına aday gösterildim. Şimdi o oy birliği konusuna da geleceğim de ben tabii ki sizi biraz araştırdım programa çıkmazdan önce.
tahsilinize, doktorluğunuza hiç diyecek laf yok yani. Hı hı. İşte tıp fakülteleri, Chicago'lar, Fulbright'lar, burslar, diyabetler falan müthiş. Onlar müthiş. Evet. Ancak siz bu kadar eğitim almış biri olarak çok 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 daha iyi bilirsiniz ki bir göreve talip olurken bir insan önce bir kendini tartar değil mi? Yani ben bu işe talip oluyorum. Bu görev bana verilirse eğer ben bunu yapabilir miyim? Kendi bir öz denetimini yapar. Kesinlikle. Ona göre o göreve evet. talip olur. Siz de bunu mutlaka yapmışsınızdır. Evet. Ve bu göreve talip evet. oldunuz. Ancak şunu merak ediyorum ben. Rakiplerinizin kim olacağı 3 aşağı 5 yukarı belliydi zaten. Hatta sanıyorum Sayın Akıncı ve Sayın Özersay sizden önce açıkladılar. Adaylıkları sizden önce belli oldu. Bir tek Sayın Eroğlu'nun. Hayır. Özersay daha sonra. Özersay da mı daha sonra? Ama yani evet. konuşuluyordu. Dediğim gibi 3 aşağı 5 yukarı belliydi rakiplerinizin evet. kimler olacağı. Şimdi ben baktığım zaman rakiplerinize sizin. Sayın Eroğlu işte söylüyoruz hep 38 yıldır siyasetin içerisinde 19 yıl başbakanlık yaptı. 5 yılda cumhurbaşkanlığı yaptı. Sayın Akıncı 14 yıl belediye başkanlığı yaptı. Bir o kadar da parti başkanlığı yaptı. Kısa bir dönemde başbakan yardımcılığı yaptı. Sayın Özersay'a baktığımız zaman yaşı genç olmasına rağmen o da 10 yıl müzakere heyetinde hatta bir dönem müzakereci olarak görev yaptı. Size baktığımız zaman siyasette yenisiniz. Daha 5 yıllık bir siyasi geçmişiniz var. Bunları tartarak aday olmaya karar verirken bu saydığım rakiplerinizle ilgili siyasi geçmişlerini değerlendirdiğinizde kendi pozisyonunuzu nasıl gördünüz orada? Şöyle size sorayım. Buyurun. Bu siyasi kültür, bana şöyle deniyor. Sibel Hanım, siz siyasette pişmediniz. Erken değil mi? Diye bir soru. Yani bu eleştiriler sizin, geliyor sizin size. Sizin sorunuz da aynı değil mi? Siyasette pişmediniz. Ben de şöyle yanıt veriyorum. İyi ki pişmedim. Yani bu siyasi kültür 35-40 yıllık bu siyasi kültürün bizi getirdiği nokta ortada. Buna her zaman tepki koyan ve bunu değiştirmek için siyasete giren çok aktif mesleğimi yaparken ve gerçekten de işte anlattığınız kariyerimi başarılı bir kariyer. Müthiş müthiş. Başarılı müthiş bir kariyer. Şey. Ve bunları yaparken niye milletvekili adayı olduğumun altında yatan da budur. Bu 35-40 yılda geldiğimiz noktadır. Ve siz şöyle değerlendirir misiniz? Siz şu anda bu ülkede yaşıyorsunuz ama aktif siyasette değilsiniz. Evet. Siz yarın seçildiğinizde mi siyaseti öğrenirsiniz? Yoksa şu anda eğer gayret çeken, düşünen, okuyan, değerlendiren, dinleyen, bir şeyler yapmak isteyen bir insansanız bütün birikiminiz sizin siyasete aday olduğunuz gün mü başlar yoksa bir geçmişiniz mi var? İşte benim bu ülkede 25 yıllık bir geçmişim var. 25 yıl halka hizmet verirken, sağlık hizmeti verirken halkın içinde oldum, değerlendirdim, gördüm ve halkımızın ne travmalar yaşadığını gördüm. Bu siyasetin 76 bana iki adayı örnek gösterirken 76'dan beri siyasetin içinde diye gösterdiniz değil mi? Birini Sayın Eroğlu. İkisi de sanırım yakın yakın neyse. Yani o siyasi kültürden yetişmiş iki insan. Ben başbakan olurken bu sorgulandı mıydı? Sorgulanacak zaman bulunmadıydı. Nasıl başbakan oluyor? Daha 4 yıllık siyasetçi fırsat bulunmadı. Bir anda beni başbakan gördünüz. Sonra ne oldu? Bu başbakanlık dönemi o siyasi kültürden gelmediğim için bir farklı bir ivme, farklı bir heyecan yarattı halkta. Çok farklı bir başbakan gördü insanımız. Değişim, şeffaf, halkla paylaşan, geçmişi sorgulayan, bir önceki hükümeti sorgulayan bir hükümet, bir başbakan. Cesur, kararlı. Niçin? Çünkü siyaset benim için amaç olmadı. Siyasetten beslenmedim. Siyaset benim için bu makamlar bir araç oldu. Daha iyi yapmak, daha güzel yapmak. Ve başbakanlık dönemindeki bu performans tam da buydu. Niçin bu yapılmıyor? Niçin bu yapılmıyor? Yapılabilir. Yapılabilir. Bir petrol dolum tesisi gibi bir tesisin iptali çok kolay değildi. Kararlılık, cesur. Çünkü atacağınız adımlarda endişe yok.
halk yararına ise yapılacak. Halkla paylaşılacak. Ama siyaseti hep bir hedef olarak gören, bir sonraki seçimi düşünen ve geleceğini siyasette gören bir yapının, bir düşüncenin daha farklı olacağını hep beraber gördük. Bu bize yaşatan buydu. Dolayısıyla sorgulanan, Sibel Hanım siyasette 5 senedir. Biz bu ülkede, hepimiz, siz de, eğer ki ülkeyle ilgili endişeleriniz, meraklarınız, gayleniz ve değişimi, dönüşümü yaşatmak istiyorsanız, siyasete atılırsınız, seçilirsiniz ama kariyeriniz veya birikiminiz çok önceleri başlar. Şimdi o yani giriş siyasete girişinizle ilgili söylediklerinizle %100 hemfikirim. Doğrudur. Siyasete giriş için okumak da lazımdır. Halkla içe olmak lazımdır. Belli bir sorumluluk hissettikten sonra siyasete girmek gerekebilir. Bu kişinin kendi şahsi kararıdır. Orada tamam. Ancak ben Cumhurbaşkanlığından bahsediyorum. Tamam. Şimdi zihniyet açısından değerlendirmedim ben bunu. Yani o eski siyasi, öbürü eski siyasi, ben yeniyim. Tabii ki avantajları, dezavantajları vardır. Ama ben Cumhurbaşkanlığı makamı için kendi kendinizi tarttığınız zaman ben o makama oturabilirim ve hakkını verebilirim diyebilir misiniz? Örneğin Kıbrıs konusuyla ilgili, evet. Örneğin müzakere süreci başlarsa eğer ile evet. ilgili müzakere taktikleriyle ilgili, lobicilikle ilgili, hakimiyetle ilgili, bu bitmez yani bu evet. birçok konusu var. Bunlarla ilgiliydi benim sormak Bakın, istediğim. Bakın, başbakanlık bana teklif edildiğinde ben bu başbakanlığı yapabilirim diyerek girdim. Gidip oraya işte bir kadın, bir vitrin, işte bir kadını oturtuyoruz, seçimlere kadar otursun düşüncesi var mıydı bilmiyorum. Belki de vardı ama bende yoktu. Ve yaşamım boyunca bütün kariyerimi söylediniz, anlattınız. Ya. Yapamayacağım, kendime güvenmediğim hiçbir konuda aday olmadım, istekli olmadım. Hani seçileyim, milletvekili olayım, başbakan olayım, oturayım orada birkaç ay. Benden bir şey istemedilerdi başbakan olurken. Bana dememişlerdi, git de bunları, bunları, bunları yap. İptal et, bunları iptal et, onları yap. Efendim, gıda güvenliği şeyini, komitesini geçir. Efendim, trafiğin 10 yıldır trafikle ilgili her bir yasa, komite farklı farklı bakanlıklardaydı ve toplanamıyordu bir bakanla. Bunları yap. Efendim, uyuşturucu analizi yapılamazdı. Git uyuşturucuyla ilgili hemen bir alet aldır devlet laboratuvarına. Yani daha saymakla bitmez. Bunlar için olağanüstü bir çaba, istek, arzu ve yapılabilir kararlılık. Bu siyasete girmemin nedeni budur. Halka hizmettir. Yani ben maddi manevi bir beklentiyle girmedim siyasete. Ha diğer girenler onun için girdi demiyorum. Hı hı. Ama kendimi anlatıyorum. Tabii. Dolayısıyla siz bunu sorarken bu soruyu tabii ki eğer bu konuda bir özgüven ve bir takım ruhu ve ekip ruhuyla çalışma potansiyeli olan ve buna inanan bir kişi olarak aday oldum ve partim de beni aday olarak gösterirken güvendiği için gösterdi. Yani koskoca bir partinin, Cumhuriyetçi Türk Partisi gibi köklü bir parti, bu cumhurbaşkanlığını yapamayacak, beceremeyecek bir insanı oy birliğiyle aday göstermesini bekleyemezdiniz herhalde. Yani bir de halktan gelen tepkiler de bu yöndeydi. Ama işte halktan geldi, işte başbakan oldu, bir de meclis başkanı oldu. Ve hemen kendisini cumhurbaşkanı olarak görmek istedi. Öyle bir yapı da olmadım hiçbir zaman. Her zaman mütevazi yapımla biliniyorum. Makamlara meraklı olmadım. Ama bu toplum değişim bekliyor, dönüşüm bekliyor. Ve klasik anlayışla değil, farklı düşünen, işe odaklı, iş bitiren, kararlı, daha pragmatik ve takım, ekip ruhuyla çalışan bir kişi veya kişilik yapısıyla bu işte Cumhurbaşkanlığı gibi çok onurlu bir makama talip oldum. Dolayısıyla bu konuda gelen eleştiriler,
İşte çok teşekkür ederim dile getirmenizi. Çünkü bu konuda bir takım işte 5 yıldır siyasette de işte diğeri 40 yıldır, o bir 30 yıldır değil. Önemli olan hani uzun yıllar kalırsanız bir şeyin içinde ve onunla beslenirsiniz. Ve artık farklı düşünce geliştiremezsiniz. Sizi öyle yapar. Ama dışarıdan daha düne kadar sizlerden biri gibi eleştiren, niçin olmuyor diyen ve olması için neler yapılabilir diye sorgulayan bir insanın ve toplumdaki bu değişim arzusunu da gören bir insanın adaylığıdır söz konusu olan, bunu gündeme getirin. Peki, yani benim soruyu sorma amacım, iki kez söyledim bunu. Sizin aday olurken bu göreve halktan size teveccüh gelebilir, partiniz sizi aday göstermek isteyebilir, orada bir boşluk oluşabilir. Yani bunlar hepsi olabilir. Benim iki kez söyledim bunu, bir kez daha söyleyeyim. Siz kendinizi o görevler için tarttığınıza ve o görevlerin, o makamların layıkıyla doldurulabileceğine inandınız mı? O yüzden sorduydum ben bunu. Yoksa işte 5 yıldır siyasetledir konusuyla ilgili değil sadece. Şimdi, teşekkür ederim. Yani sadece onunla ilgili değildi sorduğum. Az önce dediniz ki, güzel de bir örneklemeyle süslediniz sözleriniz, yani süslediniz demeyelim de desteklediniz. Dediniz ki koskoca Cumhuriyetçi Türk Partisi Kıbrıs konusu gibi, ki en önemli konusudur Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin, bir konuda etkin rolü olan Cumhurbaşkanlığına boş olabileceğine inandığı bir adayı aday gösterir miydi dediniz. Çok önemli bir örneklemeydi bu. Doğru aslında. Peki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin tam destek sizin arkanızda olduğuna inanıyor musunuz? Evet. Tam destek yanımda. Net. Beraber net. O da Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin köklü bir parti olduğunu, disiplinli bir parti olduğunu ve kaldı ki bir seçime girdik. Yani yerel seçime. Yerel seçime. Şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz oy, yüksek bir oy aldım ama her mühür basan, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin mühürünü basan, karma oyda çok yüksek karma oy aldım. Ama her mühür basan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden de oy aldığımı, ayrıca tiklendiğimi de bana söylendi. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi beni şimdi tanımadı. Milletvekili olarak da tanıdı, başbakanlık dönemimde tanıdı, meclis başkanlığı dönemimde de hep iç içe olduk. Dolayısıyla partinin adaylığımla ilgili herhangi bir sorunu olmadığını gayet iyi biliyorum, bundan da eminim. Bu konuda spekülasyonların devam etmesinin de ve söylenmesinin de, hatta bazı gazeteler manşetler yapıyor işte desteklemiyor falan. Buradan da biliyorsunuz bir rekabet vardır. Bundan beslenmek isteyenler vardır. O hep olacak. Olacaktır. Yani, dolayısıyla olacak. Size de ama olacak, önemli diğer olan da olacak. Adayın bu konudaki huzurlu olması ve partinin de bu konuda gerçekten yanımda ve desteğini hep hissetmem ve görmem, o yönde en ufak bir şüphe yok. Devam edeceğim sorularıma özellikle bu konuyla ilgili ama evet. Biraz önce bu sizin söylemiş olduğunuz işte bazı gazetelerin manşet attığı falan filan, ben de size hep olacak dedim bu. Aslında o bir öz eleştiridir bize, yani basına, medyaya, işte sırf kendi destekledikleri kazansın diye karşı adaya nasıl vurabilirik taktikleri, bunlar yani açık söylüyorum, size de yapılacak. Başka adaylara da yapılacak. Bunun doğru olduğu için söylemiyorum bunu. Yani yapılanın doğru olduğu için söylemiyorum. Yapılacağının gerçek olduğu için söylüyorum. Yani bu yapılacak bizim ülkemizde. Bunun işte nasıl ki her konuda denetimden şikayet ediyoruz. İşte sınırlarımızdan olsun, kaçak vergiden olsun, az önce konuştuk, gıdadan olsun, bir sürü konuda bize de bir sağlam destekçi lazımdır aslında. Denetçi lazımdır. Bizi de denetlesin. Kasıtlı, kendi çıkarına hizmet eden, kendi menfaatine haber yapanları, bunların ispatı, delili, kaynağı olmayanlara da cezayı kesse bunlar da biter. Ama evet, bir sürü yerde sorun yani olduğu temiz, için. Yani temiz derken her yerde temizlik. Aynen öyle, evet. Medyada, siyasette, yaşamın her alanında temizlik. Yani bu çok önemlidir. Bunu başarırsak ancak daha mutlu bireyler olacağız. Şimdi az önce dediniz ki genel seçimlerde bana söylenildiği kadarıyla hem mühür vurdular hem tik evet, dediğimiz evet, tercih var. Veyahut da karmadan evet, da oylar geldi bana dediniz. Yalnız şöyle de bir durum var. Belki bu sizin rakiplerinizin kullanmak istediği bir şeydir. Belki parti içi muhalefetin kullanmak istediği bir şeydir. Deniliyor ki Demokrat Parti'nin kurucu üyelerinden birisidir
Cumhuriyetçi Türk Partisi kökenli değil, BG kökenlidir. Evet. Oy birliğiyle Sayın Sibel Sibel aday gösterilmiş ve desteklenecektir deniyor. Ama Sayın Doğuşler yazmış olduğu ve sonradan da sanıyorum silmiş olduğu oy birliğimi güldürmeyin beni şeklinde açıklamalar da var. Şimdi bunlar varken biz de bu soruları sorarız evet. Size. Doğru. Doğru. Şimdi 90'lı yıllarda 93 tek parti devlet vardı biliyorsunuz. Sadece Ulusal Birlik Partisi. Ve o dönemde partiden ayrılanlar olmuştu. Ve bana da bir arkadaşım telefon açtı. Demokrat bir parti kuruluyor, sosyal demokrat bir parti kuruluyor. Çok gençtim yani 30'lu yaşlarımda. Ben yazılıyorum, sen de kaydolur musun, yazılır mısın? İşte yeni bir parti, sosyal demokrat. Tamam dedim ve ben de yazıldım. Demokrat Parti kuruldu. Ama ondan sonra da hiçbir organında görev almadım. Yani ben Demokrat Parti'nin kuruluşunda görev aldım. Evet, kurucularındanım. Fakat ondan sonra da bir organında görev alıp da milletvekili veya yani aktif siyasetin içinde olmadım. Sadece kurucu olarak bulundum Demokrat Parti'nin kuruluşunda. Evet, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin BG kanadındanım. Kontenjan adayıyım. Kontenjan adayı olarak girdim. Ama eğer bir partiye girerseniz o partinin dünya görüşünü, işte çözüm, barış, insanı merkeze koyan ki kişiliğimle ve mesleğimle de uyumlu bir düşünceyi benimsediğim için partinin kontenjan adaylığını kabul ettim. Aksi halde seçilmek, hiçbir zaman benim seçilmek diye bir amacım ve beklentim olmadı. O zaman gider başka bir partiden aday olurdum. Dolayısıyla sistemi sorgulayan, uzun yıllar muhalefette kalan ve bu sistemin içinde bu 40 yıllık bu kurulan düzende rolü olmayan, sadece sorgulayan bir parti ve ben de muhalif yapım var yani onu söylemek istiyorum. Sistemi sorgulayan bir yapım var. O yüzden bana yakın, düşüncelerime yakın, çözüm ve barış konusunda özdeşleşen ve merkezde insan, insana dair, insan için politikaları olan bir parti olması dolayısıyla kontenjan adaylığını kabul ettim 2009'da ve o zaman milletvekili olarak seçildim. Peki ilerleyelim biraz daha. Kazanma şansınızı nasıl görüyorsunuz? Kazanma şansımı yüksek görüyorum. Yüksek görüyorum. Neden yüksek görüyorum? Çünkü az önce söylediğim nedenlerden dolayı bir değişim, iki temiz siyaset, üç başbakanlık döneminde halkıma verdiğim güven ki bilmiyorum bu konuda siz de fikrinizi söyleyebilirsiniz ama en onurlu şey benim için görev biterken hemen hemen bütün gazetelerin, köşe yazarlarının aman gitmesin, bu hükümet gitmesin, bu başbakan kalsın demeleriydi ki bu herhalde KKTC tarihinde olmadı. Bu büyük bir onurdur. Meclis başkanlığımda az önce birinci bölümde konuştuğumuz, gösterdiğim performans. Dolayısıyla halktan gelen büyük destek, partimin desteğiyle çok yüksek görüyorum. Tabii ki takdir halkımızındır. Halkımız yine izleyecek, yine görecek, adayları değerlendirecek. Ama eğer ki biz klasik yıllardan beri devam eden bu siyasi kültürde yetişen, bu siyaset değil de farklı, yeni, dinamik, aktif, heyecan duyan, enerjik bir yapı, bir cumhurbaşkanlığı görmek istiyoruz düşüncesinde ise başbakanlık dönemimde olduğu gibi cumhurbaşkanlığında da halkımız Sibel Sibel'i görmek isteyecek diye düşünüyorum. Değişimle ilgili soruyu soracağım ama başbakanlığımla ilgili değerlendirme derken şu vardı orada. Bir kere birincisi belki de tarihimizin en kötü hükümetinin ardından göreve geldiniz. Orada. Bu bir avantajdı. İkincisi geçici bir süre için göreve geldiniz. Üçüncüsü ilk kadın başbakanımız olarak. Bu arada tarihe de kazındınız. O bitti, o çıkmaz yani artık. İlk kadın başbakanımız olarak geldiniz. Ve yapmış olduğunuz doğru bazı işler de halkta
size karşı olan sempatiyi artırdı ve o gitmesin, kalsın. Çünkü nasıl bir şeyin geleceğini de bilmiyordu insanlar diye. Bir iyi niyet göstergesi oldu. Doğrudur, bir artıdır. Ama sürekliliği olacak olsaydı, 4 yıl, 5 yıllık bir başbakanlık olacak olsaydı, iktidarda olan bir parti, çünkü iktidarda değildi Cumhuriyetçi Türk Partisi o dönem, geçiş hükümetinde. Üçlü koalisyon. Üçlü koalisyon, yani birinci parti falan çıkarak gelmediydi oraya. Üçlü koalisyon. Üçlü koalisyonla geldiydi. İşte bazı bakanlar dışarıdan atanmıştı. Milletvekili de değillerdi. Yani bir avantajdı bunlar sizin için. İyi değerlendirdiniz mi? İyi değerlendirdiniz onu, ama devamlılığı olsaydı bu işin, işte yarın öbür gün işin içine işte istihdamlar girseydi, ihaleler girseydi, onlar bunlar girseydi, işte daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü o dönem seçim yasakları da vardı. Fazla bir yaptırım gücünüz de yoktu, ama dediğim gibi onu geçtik artık. Bu değişimle ilgili şunu sormak istiyorum Sibel Hanım size. 28 Temmuz sürecinden itibaren çok ciddi bir değişim rüzgarı var halkta. Çok merak ediyorum aslında ben de, bu seçimde de esecek mi yoksa duracak mı diye. Bu değişimin Sibel Siber ismine nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz? Yani eğer bir değişime devam derse halk, ben bundan olumlu faydalanabilirim diyor musunuz? Evet. Diyorsunuz. Evet. Yani az önce sizin de söylediğiniz gibi diğer iki siyasetçiyi sayarken 30 yıllık, 40 yıllık siyasetçileri saydınız. Değişim değildir. Değişim yeni olandır. Yeni bir yüz. Siyasette yeni ve heyecan duyan, çözüm motivasyonu, barış motivasyonu olan ve bu konuda kararlı olan bir yapıdır değişim. Dolayısıyla değişimin ilkler olacak. İlk kadın cumhurbaşkanı. Ama sadece kadın kimliğiyle değil. İşte daha önce de söz ettik. Bu ekip ruhuyla, ekibiyle, kuracağı ekiplerle, ekip bir ekip değil, ekiplerle toplumun tümüne hitap eden ve bir sosyal dönüşümü de gerçekleştirecek bir cumhurbaşkanlığı. Çalışmayı seven, üretmeyi seven, proje üretmeyi seven. Meclis başkanlığında 7 tane proje. Ve olanakları olmadığı halde, ne maddi olanağı, ne de istihdam olanağı, ne de danışman alma olanağı. Ama Cumhurbaşkanlığında çevre, trafik, sağlık, kültür ve sanat, kadın, genç, birçok konuda danışmanlarla, ki konularında uzman, aslında bununla da övünmemiz lazım. O kadar çok insan kaynaklarımız var. Danışmanlarla bu komiteler veya çalışma gruplarını kurarak projeler üretmek ve bu projeleri halka sunmak, hükümete bu projeleri sunmak. Bu konuda aktif, dinamik, bu komitelerin bir takım ruhuyla çalışmasında rol oynamak. Bunlar çok önemlidir. Yine dış ilişkiler için güçlü komiteler kurmak ve Kıbrıs sorununda da bu konuda deneyimleri olan, mecliste temsil edilen bütün siyasi partilerin temsilcileri olan diplomatlarımızdan ve akademisyenlerimizden gruplar oluşturmak ve ortak akılla, halkla birlikte, halkı da içine alarak, tek adam değil. İşte Sibel Hanım veya Ahmet Bey bu konuda ne bilir? Hayır, Ahmet Bey'in bilgisi veya Sibel Hanım'ın bilgisiyle yürütülecek bir iş değildir bu. Ortak akılla yürütülecek bir iştir. Yani olayı artık tek adamlık dönemleri bitmiştir. Yani Sayın Denktaş döneminde olan bir liderlik, işte bir kişi var, oturur ve karar verir değil. Şimdi artık takımla, ekiple çalışan, ortak akılla ve tüm toplumu kucaklayan ve paylaşan ve bu konuda adımlar atan bir cumhurbaşkanlığı hayal ediyorum. Bütün düşüncem budur. Herkesin, her bireyin Cumhurbaşkanım diye hissedebileceği bir yapı oluşturmak istiyorum. Hem içe yönelik, dönüşüm budur işte, değişim ve dönüşüm, hem de müzakere masasına yönelik. Daha proaktif çalışmalar yapan, dış ilişkilerde daha güçlü bir yapı.
Cumhurbaşkanlığıyla ilgili bir iki sorun daha olacak. Özellikle bu yetki kullanımı falan, işte anayasanın verdiği yetkiler, yasal haklarıyla ilgili birçok konu var. Onunla ilgili de bir iki soru soracağım ama izleyicimizin bir mesajı var. O izleyici mesajımızı kendi sorumla da birleştirerek bu soruyu sormak istiyorum size. İzleyici diyor ki, Sayın Sibel Siber, adaylık süreci ve aldığı destek dolayısıyla Türkiye'nin adayı gibi görülüyor. Bu durumdan şikayetçi mi? İzleyicimizin mesajı bu. Benim bunun üzerine ekleyeceğim de şu. Hem izleyicimizinkine hem benimkine birlikte cevap verirseniz de sevinirim. Benim ekleyeceğim de şu. Türkiye'nin bir adayı desteklemesi, açık aleni destek beyan etmesi, o aday için avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Evet. Evet, birinci soruyu izleyicimizin sorusunu söyleyelim. Türkiye'nin adayı konusu nasıl oldu, nasıl atıldı, niçin ortaya çıktı bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Uzlaşı ve ilişkilerde her zaman iyi ilişkiler kurma konusunda bir önceliğim var. Yani eğer bir sorun varsa ve bu sorunu çözmek istiyorsanız bunun yeri diklenme değildir. Dik durarak, anlatarak, bir projeniz varsa bu projeyi anlatarak çözmedir. Yani herhangi bir sorunda, kişiler arasındaki sorunlarda da bu yöntem geçerlidir. Uzlaşı. Ortada bir sorun mu var? Bu sorunu çözmek için kavga değil. Biz ülkeler arasında da kavga değil barış diyoruz. Kişiler arasında da bütün sorunları da uzlaşıyla çözebiliriz diyoruz. Dolayısıyla bu önemlidir diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin adayıdır nereden ortaya çıktı? Hiç öyle bir açıklama hep Türkiye yetkililerinden de herhalde duyulmadı. Herhangi bir adayı desteklediklerine dair ben duymadım. Böyle bir ima da olmadı. İzleyicimizin sorduğu şu, anlattıklarınız doğru ama bu sorunun cevabı değil. Bu soru şunu soruyor. Böyle bir görüntüsü vardır diyor. Doğrudur veyahut da yanlıştır. O ayrı bir şey. Size göre öyle bir şey yok. Evet, siz diyorsunuz yok. Ki nereden çıktı? Hayır. Ama diyor bundan şikayetçi midir diyor. Bir izleyici sorusu bu. Benim de bunun üzerine yaptığım ekleme şu. Türkiye'nin bir adayı desteklemesi size göre o adaya avantaj mı getirir, dezavantaj mı getirir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz burada aday olurken kendi halkımız seçiyor. Değil mi? Yani biz kendi adayımızın bizi desteklemesi bizim avantajımızdır. Kendi yani, halkımızın. Yani buradaki kendi halkımız değil mi? Siz KKTC'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı adaysınız. Kimden oy bekliyorsunuz? Kendi vatandaşlarınızdan oy bekliyorsunuz. Dolayısıyla sizin kendi vatandaşlarınızın sizin hakkınızdan ne düşündüğü önemlidir. Sizin vatandaşlarınıza yöneliktir projeler. Yani anlattığınız projeler, anlattığınız her şey içe yöneliktir. Dolayısıyla Türkiye'nin desteklemesinin avantajı ve dezavantajını yani konuşmak, tartışmak söz konusu değil. Sizin burada avantajı sağlayacak olan da, dezavantajı sağlayacak olan da kendi halkınızdır. Onun için yani bu soruyla ilgili herhangi bir yanıt vermek istemiyorum. Kaldı ki böyle bir filanı destekliyoruz, filanı desteklemiyoruz şeklinde de bugüne kadar biz adaylık bir beyan olmadı. Peki, farz edelim ki kazandınız seçimleri. Az önce genel detaylarıyla nasıl bir cumhurbaşkanı olmak istediğinizi de özetlediniz. Yani tek olmayacak, ekip çalışmasına önem verecek, halkın isteklerini dinleyecek gibi gibi gibi. Bir de bu yetki konusu çok konuşuluyor. Şimdi cumhurbaşkanı olarak anayasa ve yasalarımızın cumhurbaşkanımıza vermiş olduğu yetkiler vardır. Bu yetkilerin kullanımı konusu çok tartışılıyor. Son günlerde işte isterse onu da yapabilir, isterse bunu da yapabilir. Yeter ki irade olsun gibi. Şimdi sizin cumhurbaşkanı olacağınızı farz edersek, yani siz kazandınız diyelim ki. Her adaya da aynısını sorarız yani bu onu söyleyeyim. Sizin kazandığınızı farz edersek eğer, bu yetkileri kullanmakta siz nasıl bir metot izleyeceksiniz? Ben cumhurbaşkanıyım, bu makamda tarafsızım. Ve bu yetkiler bendedir ve ben bu yetkilerimi kullanıyorum mu diyeceksiniz. Yoksa beni buraya Cumhuriyetçi Türk Partisi getirdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de yetkili kurullarından görüş alıp
Ona göre ben yetkimi kullanacağım diyeceksiniz. Bu soru çok önemli bir sorudur. Ortak akıl. Biraz önce bu sorunun yanıtını verdim sanırım. Ben biraz açtım onu. Cumhurbaşkanlığı tarafsız bir makamdır. Bir siyasi partinin lideri değildir. Bunu her zaman vurguluyoruz. Cumhurun başkanıdır, bütün halkın başkanıdır. Ve az önce size örnek verdim. Tüm siyasi partilerden temsilciler, insan kaynaklarımız, akademisyenlerimiz ve tüm halkı kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacaktır. Böyle de olmalıdır. Anayasa da böyle diyor zaten. Dolayısıyla bu çok önemlidir. Ama Cumhurbaşkanı'nın yetkileri ve görevlerinde mesela yine değişim ve dönüşüm dediğim kamu hizmeti komisyonu. Oranın kamu hizmeti komisyonları biliyorsunuz İngiliz sisteminden kalmadır. Ve İngiliz sömürgelerinde de hala bu sistem devam etmektedir. İngiltere'de de devam etmektedir. Ve gayet de aktif işlemektedir. Ama bizde aynı bozuk yapı, aynı kurumsallaşamama, partizanlık ve popülizm maalesef kamu hizmeti komisyonunu da bugün tartışılır, eleştirilir ve güvenilmez bir yapıya kavuşturmuştur. Bugün sınava giren bir genç Adil bu sınavda inanmıyor. İnanmıyor. İşte biraz önce zannedersem birinci bölümdeydi konuştuk bunu. Bu kamu reformu falan filanla geldiği zaman başımız çok ağrıyacak bu işlerden. İşte bu gelmesin adalet, değil gelsin tabii ama bu mekanizmalar da düzgün çalıştırmamız lazım. Bakın hak, adalet, güven, temiz, şeffaf ve halkı kucaklayan tepeden başlaması lazım. Tepeden, en yüksekten. Bu bir bu şekilde yayılacak. Aşağı doğru yayılacak. Ve bugün şikayet ettiğimiz birçok, biraz önce yayından önce bir şeyler konuştuk. Güven ve temizlik ve temiz siyaset. Bunun hepsinin başlaması için, ivme kazanması için, dönüşüm için, değişim için güven duyulan, temiz bir profille ve halkı kucaklayan, ben değil biz olan ve hep beraber halk için olan bir değişime ve dönüşüme ihtiyacımız vardır. Hak, adalet ilkesine ihtiyacımız vardır. Benden olanlar, benim partimden olanlar, benimle ilgili olanlar değil, benim yakınlarım değil, bizim olanlar, halkımızın olanlar. Bunu gerçekten yapabileceğinize inanıyor musunuz? Evet, inanıyorum. Halkla paylaşarak bunu yapabilir. Zordur yani. Bu halkın işler oralara çıkıldığında zor olur. Güven duyduğu bir cumhurbaşkanı, halkın desteğiyle orada olan bir cumhurbaşkanı güçlü olur. Ve ağzından çıkan, güven duyulan bir cumhurbaşkanı ağzından çıkan sözler mevcut hükümetler üzerinde de bir ivme yaratır, pozitif bir ivme yaratır. Yani direkt hükümetin işine karışma direkt değil ama mesaj çok önemlidir. Yeter ki o güveni sağlayın. Çünkü bilirsiniz 1,5 yıl ben köşe yazarlığı da yaptım. Düşlerim, düşüncelerim diye bir kitabım var. Piyasada yok maalesef. 2011'de ama, çıkmış. Evet ve o kitapta yazdığım bir yazı var, bir söz var. İki çocuk sınava girer, biri kazanır, biri kaybeder. Kaybeden, kazananın hakkıyla kazandığına inanırsa bir sonraki sınava hazırlanır. Ama hakkı yendiğine inanırsa koltuğunun altına CV'sini koyar ve göç eder. Devletle ilgili düşünceleri olumsuzlaşır, güvenini kaybeder. Biz bunu yaşadık, yıllarca yaşadık. Bu travmaları yaşadık. Kişi olarak ben de bu mezun olup geldikten sonra bu travmayı yaşayanlardan biriyim. Dolayısıyla bunlar, niçin girdiğiniz soruların cevabı budur. Yaşadım, yaşayanları gördüm, gördük. Bir değişim olmalı. Böyle gelmiş, böyle gider değil. Böyle gelmiş, böyle gitmeyecek. İşte bunun için. Peki. İzleyici mesajlarımıza geri dönelim ardından. Benim de küçük bir iki sorum var ve bitireceğiz artık. Bir izleyicimiz demiş ki çekirdeksiz limon yok olacağını anlayınca çekirdekleniyormuş. Onun için sorun yok. Biz yok olmayacağız. Biz Kıbrıslıyız demiş. Helal olsun diyoruz bu izleyicimize. Aynen de katılıyoruz. Akıllı, dürüst, çalışkan Sibel Siber'e başarılar demiş. Bir destek mesajı göndermiş size. Teşekkür Cumhurbaşkanlığı makamı salt siyasi tecrübe değil, başka meziyetler de ister. Sibel Hanım bunun farkında mı demiş. Bunları zaten detaylı konuştuk. Var mı söylemek istediğiniz bununla ilgili? Tamamdır, konuştuk. Konuştuk bunları. Çok karışık bir mesaj var.
dalıyorum içine. Bakalım nasıl çıkacağız bunun. Sayın Başkanım, sevgili meslektaşım. Ülkemiz 40 yıldır devam eden belirsizlik, ülkemizde 40 yıldır devam eden belirsizlik toplumsal olarak hep göçmen gibi hissetmemize yol açıyor. Cumhurbaşkanı olursanız nasıl bir program öngörüyorsunuz? Çözüm olsa da olmasa da bir kadının seçilmesi ülkemiz için bir milat olacak. Başarılar diliyorum. Sibel Hanım'ın adaylığını erken bulurken İsveçli bakanları da hatırlatırım demiş. O süper, ismini de vermiş. Doktor Gülgün Weiss. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah iyi çıkabildim içinde bunun. Çok teşekkür ederim sevgili Gülgün Weiss, sevgili arkadaşım. Çalışkan arkadaşım, meslektaşım. Partiliniz. Partiliğimiz ama Gülgün ile bizim tanışmamız. Üniversitede, aynı üniversitede. Çok eski arkadaşsınız. Evet, yani. Çok eski, birbirimizi çok iyi tanıyan, çok eski arkadaşların birbirini çok iyi tanıyan insanların değerlendirmeleri çok önemlidir. Sizi çok eskiden beri tanıyan bir insanın... Kesin katılıyorum buna. Evet, sizi çok eskiden beri tanıyan bir insan sizinle ilgili yapamaz, ben onu tanıyorum, başaramaz şeklinde de mesaj verebilir. Ama bu şekilde mesajı da Gülgün'ün, beni ayrıca sevgili Gülgün Vaiz'in memnun etti. Bir sorusu evet, var yalnız. Evet. Gülgün Hanım'ın. Hı. Diyor ki hep göçmen gibi yaşıyoruz burada, nasıl bir program öngörecek diyor. İsveçli ile ilgili kısmıyla da bir iki cümle ben söylerim. Şimdi göç buyurun. Fikri adalarda hep var. Hı hı. Yani kaderidir bu derler. Evet, adaların. Küçük adalarda yaşayan insanların bir köşesinde, zihinlerinin bir köşesinde bir yerlere gitmek, belki her tarafı deniz olduğu için, belki hani uçsuz bucaksız bir arabaya bineyim, uzun uzun gideyim diyemediği için, büyük anakarada yaşayamadığı için bazen böyle göç fikrine kapılır uzak anakara. Ama tabii ki bizim ta 60'lı yıllardan 74 öncesinde enklavlarda, gettolarda yaşadığımız dönemler var. O dönemlerde yaşadığımız acı travmalar çok büyük göçlere yol açtı. Ondan sonra 74'ten sonra kendi iş düzenimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde güvenlik garanti altına alındı. Yaşam güvenliğimiz oldu. Ama ondan sonra da geçen bu sürede hem Kıbrıs sorununun yarattığı olumsuzluklar, dünyanın en uzun süren sorunlarından bir tanesi olması hem belirsizlik yaratıyor ruhumuzda, hem de kendi yapısal, kamusal düzenimizde hala kurumsallaşamamamızın getirdiği ve az önce sürekli dile getirdiğimiz birçok konu yeni nesillere özellikle, hani şimdi bu yaşlarda bir insan, 50'li yaşlarda bir insan göç etmeyi düşünmez. Ama bizim şikayetlerimiz ve memnuniyetsizliğimiz yeni nesillere aktarılırken onlar da daha genç, hayatını kurmamış, heyecanlı kimselere göç olarak yansır. Peki. O dolayısıyla bu konu da aslında çok önemli bir sorunumuzdur. En önemli sorunlarımızdan biri. Bir ben çünkü bu ülkenin gençlerine, yani bazılarıyla ayrı düşüyoruz burada ama çok inanıyorum. Ben bu ülkenin gençlerine bilgilidirler, araştırmacıdırlar. Belki onların beyinlerini, onların düşüncelerini biraz ülkeye doğru yöneltmek lazımdır. O da herhalde bizlerin, medyanın, sizlerin, evet, siyasilerin yani görevidir. Evet, güveni aşılamak lazım. Başarı ama gerçekten kazanacak. Çok akıllı, başarılı olabilecek, bu ülkeye faydalı olabilecek gençlerimiz var. Kaçırmamak lazım bunu. Gülgün Hanım bir de demiş ki işte İsveçli bakanları da hatırlatır bize. Tabii aman Gülgün Hanım, İsveç'in %1'i bizde olsun. İsveç'teki adaletin, sosyal adaletin, toplumsal adaletin %1'i bizde olsun da en son konusu olsun bu yaş konusu. Keşke. İsveçli bakanları biliyoruz orada. Mesajınız için de çok çok teşekkür ediyoruz. Gayet uzundu. Sayın Sibel, Siber CTP'ye üye mi demiş? Hayır. Üye değilsiniz. Üye değilim. Birleşik Güçler olarak girdim. Ve o şekilde kaldım. Ama üye olmamamın özel bir nedeni yok. Bana o zaman siz Birleşik Güçler'den girdiniz. Üye olmanıza gerek yok dendiydi o yönetimde olan arkadaşlar tarafından. Ondan sonra da bir üyelik gerçekleşmedi. Ama üyeliğin olması veya olmaması, yani bu konuda spekülasyon yapılmaya çalışılıyor. Bu konuda da... Onu soracaktım ben de. Yani izleyicimiz sormuş bunu. Evet. Zaten o sormasa ben soracaktım. Belli ki bu soru size sorulacak. Evet. Çok zor mudur üye olmanız CTP'ye?
Yani hayır. Yarın isteseniz üye olabilir tabii, misiniz? Hemen olabilirsiniz. Hemen olabilirsiniz. Tabii. Ama olmadınız. Arkasından başbakanlık dönemi geldi. Başbakanlık döneminden sonra üye olma bir takım spekülasyonlara yol açabilirdi diye durdu ve üye değilim. Ama dediğiniz gibi ya çok hemen, basit değil çok mi basit üye olmanız? Üstüne üstlük de şimdi seçim sürecine girdik, evet. Giriyoruz artık. Evet. Bu soru ama size çok sorulacak. Ama böyle bir talep gelmedi. Yani üye olmam konusunda işte ya, siz Birleşik Güçler'den girdiniz. Bu konumu muhafaza edin denmişti bana başta. Daha sonra da bu konu hiç konuşulmadı. Hatta üye misiniz, üye değil misiniz konusu bu adaylık başlayınca gündeme geldi. Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum ben. Yani kendi düşünceme göre. Evet. Bu soru size gelecek belli yani. Üye evet. misiniz diye CTP'ye evet. bu soru size gelecek. Şimdi insanlar da demeyecek mi koskoca CTP kendine üye olmayan birine aday gösterdi? Demeyecek. Demeyecek. Demeyecek çünkü koskoca CTP kendine üye olmayan birisini başbakan yaptı, meclis başkanı yaptı. Öyle bir sorunu yok. Yani partide öyle bir sorun yok. Bu peki. sorun dışarıda belki tabii. Bu zaten sorunu varsa bile evet. sizin sorununuz. Evet. CTP'nin evet. sorunu. Mesaj göndermeyi durduralım sevgili izleyiciler. Çok çok teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Gene sosyal medyaya hiç bakamadık ama öncelik SMS'lerde her zamanki gibi. Şimdi son iki soruyu da soralım ve artık bitirelim Sayın Siber. Bu çok konuşulan Navtex konusu, Rumların gemileri konusu, işte çekilmeliydi, çekilmemeliydi, uzatılmalıydı, uzatılmamalıydı. Şimdi sizin partiniz, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin en birincil konusu Kıbrıs konusu. Evet. Cumhurbaşkanlığı da bu iş için en önemli makam. Ve sürekli olarak Cumhuriyetçi Türk Partili yetkililerin söylediği, Rumlar istemez diyerek bu işten kaçmamamız lazım, Rumları da çözüme motive etmemiz lazım. Sürekli söylenen bu CTP'li evet. yetkililerden. Nasıl motive etmeyi düşünüyorsunuz Rumları çözüme yönelik? Örneğin bu konuyla ilgili sizce Türkiye gemileri karasularında, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin karasularında hiç bulunmamalı mı? Oralarda hiç gemilerini gezdirmemeli mi? Böyle bu tür şeylerle motivasyonları artabilir mi? Çünkü biliyorsunuz masadan kalkma nedenleri evet. Rumların. Buyurun. Evet. Şimdi Kıbrıs'ın etrafındaki hidrokarbonlar, denizlerdeki hidrokarbonlar iki toplumun ortak malı değil mi? Ortak değeri. Bunu kabul ediyoruz. Rum da kabul ediyor. Rum tarafı diyor ki evet Kıbrıs Türklerinin de hakkı var. Bunu kabul ediyorlar. Ama çözümden sonra diyor onlar. Evet. Ama bakın şunu şu örneği veriyorum. Burada da vermek istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi Cumhurbaşkanı, bizim Cumhurbaşkanımız masada, müzakere masasında toplum lideri olarak anılıyor. Değil mi? Birleşmiş evet. Milletler'de toplum lideri. Güney Kıbrıs'ın da başkanı toplum lideri olarak müzakere masasında oturuyor. Yani iki toplum lideri oturuyor, müzakere masasında tartışıyor, konuşuyor, müzakere ediyor. Neyi müzakere ediyor? Kıbrıs sorununu müzakere ediyor. Ama ne yapıyor Anastasiadis veya Rum tarafının toplum lideri? Masadan kalkıyor, Kıbrıs Cumhuriyeti şapkasını giyiyor veya statüsünü kullanıyor ve gidiyor, anlaşma yapıyor. Neyle anlaşma yapıyor? İşte sismik araştırma yapan gemilerle, şirketle, İtalyanlarla anlaşma yapıyor ve sismik araştırma yapacağım diyor. Ve başlatıyor. Evet. Değil mi? Evet. Sismik araştırma başlatıyor. Ama bir taraftan da toplum lideri olarak müzakere ediyor, Kıbrıs sorununu çözecek. Çözeceğiz. İki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon. Ve aslında federal hükümete ait olacak bu hidrokarbonlar bir çözüm sonucu. Şimdi Türk tarafı biz diyoruz ki yapma bu sismik araştırmayı. Bunlar bizim ortak değerlerimiz. Tek başına Kıbrıs Cumhuriyeti olarak bu anlaşmaları yapma. Madem bize de aittir bir komite kuralım. Paralel yürüsün müzakere süreciyle birlikte. Bunları da ayrı, bu hidrokarbonları da ayrı orada o komitede görüşülsün. Yani bu karar almada, araştırmalarda biz de Türk tarafı da söz sahibi olsun bu denizlerde. Reddediyor. Hayır diyor. Ben toplum lideri kimliğini bir kenara bırakıyor. Çıkıyor oradan. Kıbrıs Cumhuriyeti statüsünü kullanarak anlaşma yapıyor. O zaman ve sismik araştırmayı başlatıyor. Bu çözüm sürecine ve müzakere ruhuna aykırı mı? Aykırı.
İşte onu soruyorum ben aykırı. De. Şimdi sizin partinizin ve dolayısıyla sizin de Rumları Rumlar istemez diyerek vazgeçmemeliyiz. Rumları da çözüme motive etmeliyiz. Bir savı ortada dururken bunu nasıl yapacaksınız? Onu soruyorum. Şimdi şöyle bakın hangisini şimdi bu Nartex'i sordunuz. Yani Türk gemilerini sordunuz. Kalmalı mı, gitmeli ikisini, mi? İkisini bir Türk sordum aslında. Türk gemilerine geleceğim. Şimdi burada sismik araştırma başlatıyor. Nartex ilan ediyor Rum tarafı ve başlatıyor. Değil mi? Bu 9. parselde. Evet. Türk tarafı yani biz de ne yapıyoruz biz de? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti statümüze dönüyoruz. O çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti statüsüne döndü. Bizi tek tanıyan devlet hangisi? Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti. O zaman biz de Türkiye Cumhuriyeti ile bir anlaşma yapıyoruz. TPAO ile anlaşıyoruz. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla. Ve diyoruz ki o zaman biz de bir gemi istiyoruz. Madem siz anlaştınız. Ha bunlar güzel olaylar mıdır? Hayır ama bir etki var. Yani müzakere ruhuna aykırılık var. Tek başına karar var. Aslında burada yapılmak istenen hidrokarbonlar değil. Bir yetki. Eğer ki gerçekten hidrokarbonlar olsa komiteye sıcak bakması gerekiyor. Peki. Yani olay o. Dolayısıyla eğer ki şimdi biz Navtex'i bitti Türkiye'nin bugün. Biliyorsunuz Rum tarafında bitti. Ama Rum tarafı bugünkü haberlere yansıyan uzattı. Bu da müzakere ruhuna aykırı. Halbuki bu madem ki bitti Türkiye'de zaten sismik araştırma yaptığı için geldi Barbaros Hayrettin Paşa. O da terk edecekti. Ve neticede bu müzakere masasına dönmek için işte uygun bir yol. Nitekim Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Ayde da bu konuda işte komiteler önerdi. Paralel komite yönetilmesini önerdi. Ama bu aykırı. Burada yapılması gereken nedir? Burada yapılması gereken proaktif bir dış ilişkiler politikası uygulayarak uluslararası kamuoyunu masaya dönmesi konusunda baskı uygulamasıdır yapılması gereken. Yoksa madem masadan kalktı, hadi geri gelsin. Haksızdır, ben haklıyım, oturup bekliyorum değil. İşte budur fark. Daha bütün etkin, bu daha dış ilişkilerde daha etkin bir politika, daha girişimci. Bütün bu gerçekleri göz önünde bulundurarak, son sorumuz da bu olsun. Evet. Size Sibel Hanım. Bütün bu gerçekleri göz önünde bulundurarak saymakla bitmez bunlar. Yani bugün işte bu karasular, doğalgaz filan hikayesi vardır. Daha sonra müzakereler vardır. Bitmez. Birçok sorun var aramızda. Yani masada diyelim en azından tartışılan. Samimiyetle çözüm olabileceğine inanıyor musunuz? Yoksa şu anda çözüm pek görünmüyor. Yani yakın bir gelecekte gözükmüyor. Onun için şu alternatifleri de değerlendirmeliyiz mi diyorsunuz? Şu anda görünen durumda müzakereler koptu, bir olumsuzluk var. Ama çözüm olacağına inanıyorum. Özellikle Soğuk Savaş'tan sonra değişen dengeler ve işte Doğu Akdeniz'de bulunan bu petrol yasakları, Türkiye ile Yunanistan arasında gelişen ekonomi, işbirliği, bu petrolün özellikle İsrail kıyılarında bulunan bu petrolün Türkiye üzerinden borularla gitmesinin önemi, işte bütün bunlar katalizör rol oynayabilir ve bir çözüm olması durumunda da bir kaynayan kazan olan bu bölgede gerçekten barış yönünde büyük bir ivme kazanılabilir. O yüzden çözüm inancım güçlüdür. Çözüm olacağına inanıyorum ve bizim hep dedim bir gün, bu bir gün çok yakın da olabilir, uluslararası toplumun bir parçası olacağımıza kendi kimliğimizle inanıyorum. Ama bu süreçte de özgüvenimizi yitirmeden çalışarak hangi konumda olursak olalım, inançla, gayretle, birbirimizi kırmadan, birbirimizi severek, destek olarak, bir de yeni yıl mesajı vereyim. En sonunda sonra onu söyleyecektim zaten. Evet, yani yeni bir yıla da girerken geride bıraktığımız yılın değerlendirmesini yaparak neler eksik, neler yapılması gerekirdi, yapılmadı, ne olumsuzluklar yaşadık. Bunları geride bırakarak inançla, umutla yeni bir yılı karşılayalım. Sağlık, huzur, mutluluk, barış diliyorum. Birbirimizi sevelim. Küçük bir halkız, güzel bir halkız. Her birimizin farklı farklı hikayelerimiz var, öykülerimiz var yaşanmış ama geleceğe doğru
hep birlikte yürüyecek olan ve gelecek güzel günlere olan inancımla birlikte güzel bir yeni yıl diliyorum 2015 için herkese. Ben de size gelip katılıp programımıza vakit ayırdığınız için, izleyicilerimizin sorularını, benim sorularımı cevaplandırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bu önemli günde de yarın yılın son günü. Bu önemli günde de hem bir geçtiğimiz yılın değerlendirmesini yapmaya çalıştık meclisimiz açısından. Hem geçmişe baktık, hem ileriye baktık, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdik. İnşallah seçim süreci boyunca da sizi yine konuk ederiz, yine birlikte oluruz. Ben gelip katılıp bizlerle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Adaylığınıza ve seçimlerde sizlere başarılar diliyorum. Umarım hem sizin için hem ülkemiz için en hayırlısı neyse o olur diliyorum. Tekrardan da görüşmek üzere. Ben de size yeni yıllar, hayırlı yıllar diliyorum. Ve dönelim izleyicilerimize de er meydanı olarak bir yeni yıl mesajı da biz verelim ve programımızı bitirelim. Bir yılı daha geride bırakıyoruz sevgili izleyiciler. 2014'ün başı daha dün gibiydi. Hep böyle derler. Daha dün gibiydi. Şimdi sonu geldi. Yarın akşam 2014'ü yolcu ediyoruz. 2015'e hayırlısıyla giriyoruz. Ben yeni yılda sizlere her şeyden önce sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur, başarılı ve daha güzel günler diliyorum. Mutlaka sıkıntılarımız olacak. Yine mutlaka üzüldüğümüz, böyle Kıbrıslı tabirine sinirlerimizin tepemize çıktığı anlar olacak. Ama Sibel Hanım'a katılıyorum. Biz güzel bir toplumuz, güzel bir ülkemiz vardır. Bu ülkede yaşanılması gereken güzellikler de var. Paylaşılması gereken güzellikler de var. Yeni yılda her şeyden önce bunu daha çok yapmamızı diliyorum. Daha fazla bir arada olmamızı, daha çok paylaşmamızı, daha çok ülkemizi sevmemizi diliyorum. Ve 2014 yılı boyunca da programımıza göstermiş olduğunuz ilgiye çok 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 teşekkür ediyorum. 2015'te de elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğinizden emin olmanızı istiyorum. Sibel Hanım'a da sizlerin huzurlarınıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ve gelecek hafta Salı akşamı yine saat 20.30'da, yine Er Meydanı'nda, yine Genç TV'de görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar, hayırlı seneler diliyorum efendim. Hoşça kalın.